hipodrom.com sunar. ...5 Ekim Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantnaz, program arkadaşlarım Tolga Nimal ve Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te birlikte olmayı umut ve emin ediyoruz. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan programda biz de özledik bir haftadır. Umarız ki keyifli dakikalar geçeceğiz. Yalnız şu anda dikkatimi çekti. Üçümüz de beyaz olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Böyle beyaz beyaz olmuş. Sonunda şu anda yönetmenimi seçerken fark ettim ben de. Dolayısıyla inşallah böyle akça pakça yorumlarımızla birlikte olacağız diye düşünüyoruz. Ve hemen klasik sorumu sormak üzere önce arkadaşlarıma dönüyorum. Ve Tolga'na diyorum, geçtiğimiz hafta nasıl geçti senin için, neler söyleyeceksin? Aynı soruyu Eray sen de cevaplandırırsın. Tabii. Evet. Keyifliydi. İki tane önümüzde gündem var bence, yani açılık adına bekleyen sıcağı sıcağına. Evet. Pazar günü Hatay koşusu koşulacak. Evet. Bu koşunun deklareleri oldu. Onun heyecanı vardı. Atçılarımızın bir kısmıyla da konuştum ben. O koşuda tayı olan atçılar şimdiden o moda girmişler. O heyecanı yaşıyorlar. Hemen akabininde de TİGEM elit tay satışları olacak. Hafta içi yine Veli Efendi Hipodromu'nda. Evet. Ben biraz tayları da yakından inceledim. Geçen evet. satışa da iştirak etmiştik. Atçılar yeni girecek bir arkadaşımız, bir dostumuz adına. Bakalım, buradaki tayları da şimdiden yakın takibi aldık. Araştırmaları yapıyoruz. Güzel, heyecanlı, keyifli. Bugüne hazırlandık. Evet. Notları aldık. Evet. Yine güzel bir Son Düzlük bizleri bekliyor. Pekala. Eray, senin için nasıl geçti? Sen neler söyleyeceksin? Valla Tolga'nın aslında konuştuğu yerlerden devam edeyim. Bu tay satışlarında herhalde en az TİGEM etkileniyor. Evet. Çünkü bireysel satıcılarda işler çok yolunda gitmezken TİGEM bundan etkilenmiyor. Yine geçtiğimiz haftalarda müthiş bir satış olmuştu. Muhtemelen benzeri de önümüzdeki hafta olacaktır. Onun dışında yarışları takip ettik. Bazı yarışları yerinde, bazı yarışları da evden televizyondan izledik ve bugün hazırlandık. Bugün Ankara programı çok cazip, şartlı bir koşullar içinde barındıran güzel bir program var. Hazırlığını yaptık ve geldik. Evet, bu arada ilk yoklamamızı aldık. Galatasaraylı Melo'dan, Almanya'dan bugün sizi takip ediyorum diyor yurt dışında. Burada da sizi yalnız bırakmadım diyor. Almanya'da şu anda takipteyim sizleri diyor. Belki programın tamamını izleyemeyeceğim ama en azından bir günaydın demek istedim diyor sizlere ekip olarak. Dolayısıyla biz de Almanya'ya buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Galatasaraylı Melo'ya. Hani böyle sadık izleyicimiz olunca, izleyicilerimiz olunca da biz de mutlu oluyoruz, selamlar değil mi? Selamlar bizden de. Sağ olsun, Almanya'ya da buradan selamlar, sevgiler diyelim. Sadık izleyicilerimiz değil de bir izleyicimiz tabii ki Almanya'da. Yine sadık izleyicilerimizden bir tanesi de stüdyoda sevgili Hüseyin Akbulut bizlerle birlikte. Onu siz pazarları genelde mesaj gönderir, fotoğraf gönderir. Abi sizlerleyiz bugün diye. Sonuçta bugün de bizle birlikte oldu stüdyoda. Ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ben dedi yerinde izleyeceğim sizi dedi ve geldi birlikte şu anda bizlerle. Hoş geldin Hüseyin sen de diyelim. Hüseyin de beyaz bu arada. Evet, şanslı Hüseyin de beyaz. Sanki bugün hepimiz böyle takım olmuşuz gibi. İnşallah yayın sonrası bir fotoğraf çekip paylaşırız buradan. Zaman zaman böyle stüdyomuza da ziyarette bulunan izleyicilerimiz, sevenlerimiz oluyor diyelim. Başımızın üstünde yeriniz var ama tabii bir gün önceden haber vermek kaydıyla diyelim. Burada sizleri ağırlamaktan biz de çok keyif ve mutluluk duyarız. Onu da buradan söylemek isterim. Ki bizim için de özel dostlardan bir tanesi Hüseyin, sağ olsun, var olsun diyelim. Peki. Şimdi, o zaman ne yapacağız? İletişim adreslerimizi hatırlatalım bir kez daha. Ekranlara getirsin arkadaşlarımız. Tay TV Official bizim X adresimiz, Twitter adresimiz. Buraya mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranın alt köşesinde izlediğiniz bu adrese de mesajlarınızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki diğer kullandığımız kişisel adresimiz @cantinazarkan. Bizlerin Twitter adresi, son gönderdiğim mesajı kendi listelerinize gönderebilirseniz daha çok kişiye ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Ve tabii ki YouTube yayınlarımız daha geniş kitlelere ulaşıyor artık. Ve önümüzdeki günlerde YouTube yayınlarımız üzerinden çok size sürprizlerimiz olacak. Dolayısıyla Tay TV Official YouTube adresini de takibe alın derim ben. Önümüzdeki günler dediğim gibi çok özel yayınlar, özel sürprizlerimiz olacak. Şimdiden onları söyleyelim ve bir kez daha rica edelim rejimizden. Bizim Twitter adreslerimizi bir kez daha ekrana getiriyorlar. @TayTVOfficial X adresimiz, aynı zamanda @CantnazHakan'ı da kullanabilirsiniz dedikten sonra
gözlüğümüzü takalım artık bir tweetlere bakalım değil mi sizlerden neler gelmiş diye. Şöyle bir açıp önce bir teşekkürlerimizi iletelim sağ olsunlar. Arkadaşlarına yer ekrana verirlerse. Erdinç arkadaşımıza teşekkürler Erdinç Ete'ye. Yine Sunay Meydan, İstinyegan Yanbay'ımız, Şükrü Çetin, aynı zamanda Ali Hepgüler, Süleyman Caner ve Eray Balcı size teşekkürler efendim. İstinyegan Yanbay'ımızdan sizlere ve sizleri izleyen herkese şanslı bir hafta sonu dileriz. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine herkese bol şanslar, iyi yayınlar demiş. Kim demiş? Tabii ki Kürşat Akçakaya. O da bizim sadık ve sabit izleyicilerimizden bir tanesi. Sağ olsun. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan dostlarımızdan biridir. Yine Emin Kansu, maşallah nazar değmesin minvalinde göndermiş olduğu mesaj için de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, ikinci yoklamamız Almanya'dan sonra yine Türkiye'den geldi. Kimden gelebilir? Artık zamanlar dakik. Sevgili Fatih'ten 7 dakika gecikmeyle geldi. Olsun, kabul ediyorum. Gecikme değil yani artık bu tabii. Yani rekorlardan birisi. Yalnız bir belgesel geliyor. Ben o kadar söylüyorum valla. O kadar güzel çekimler oldu, o kadar güzel şeyler çekildi ki. Hafta içi paylaşmıştınız sosyal medyada. O kısmı bile çok ilgi çekici. Dolayısıyla güzel evet. Bir belgesel gelmek üzere yine sürpriz olsun diyelim. Şampiyonlar yüzüyordan sonra. Onun için bu gecikmeler falan hiç artık gözümüz görmüyor diyelim. Ama sağ olsun yine bizlerle birlikte. Diyelim. Evet, cepten gelen yoklamalar ama ilk yoklama Almanya'dan geldi. Dolayısıyla onu kabul ediyoruz. İkinci yoklama Kartal taraflarından geldi. Üçüncü yoklama Tekin abiden Adana'dan geliyor. Sevgi dolu hafta sonu güzel program olması dileğiyle günaydınlar. Herkese selam ve sevgiler Hakan'ım demiş. Tekin abiye de Tekin Kolcuoğlu'na da buradan teşekkürlerimizi iletelim. Yine hemen arkasından şöyle bir bakıyoruz. Burak Güler. Tekin abi sen bize yayının sonuna kadar izle. Ben öyle söyleyeyim sana. Bugün sana bir sürpriz yapalım bakalım dedik aslında. Aslında Tekin abinin çok böyle çaba göstermek zorunda kalmadığı atlardan biri dersen. Kır mı alma? Al. Tamam. Ama İngiliz mi Arap mı dersen o sorunun cevabını vermekte biraz zorlanabilirim. Ben Tekin abiye zamanında sormuştum buna benzer bir soru. Yarış geldiğinde konuşuruz. Tamam ama yok o at değil. Kırmızı ağırlıklı formalı at değil. Tamam. Peki onu Tekin abi geldiği zaman şey. Burak Güler, Hakan abi herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Burak'a da buradan çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Abi bu arada saat farkını da unutmayalım diyor Almanya'dan. Erkenden kalktım yani diyor. Doğru, bir de o var tabii ya hakikaten. Yani ne desek boş değil mi? Düşün Almanyalardan bir saat itibar, bir saatten İki de fazla herhalde. Civarı saat olması var. Lazım. İki saat erken kalkıyorlar. Sağ olsun yayınlarımıza katılıyorlar. Çok teşekkürlerimizi ediyoruz valla. Daha en birinci olmuşlar. O zaman en birinci diyelim. En birinci Galatasaraylı merhaba oldu sağ bugün. Olsunlar. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Saat farkını ben atlamıştım, özür dilerim, düzeltiyorum. 8.30'dan beri. Süleyman Caner hemen Mirhat demiş. Yok, Mirhat değil. Başka bir at. Peki mesajları okumaya devam edelim o zaman. Şöyle bir bakıyoruz. Didem Balcı, günaydın, iyi hafta sonları. Ben bugün sizi babamda takip ediyorum. Hepinize selamlar, iyi yayınlar demiş. Manzaraya bak Eray, ben olsam gelmezdim yine buraya. Vallahi hiç. Araç kapıya dayanınca. Gökhan Şeker, iyi yayınlar abi, kolay gelsin. Yazılarıma kendi sitemiz olan yarışdünyası.com'da devam ediyorum. Size de bana iki kıymetli dostum Okan Çeke ve Şenol 77 eşlik edecek. Meraklısına duyurur. Eray ve Tolga abime de selamlar demiş. Selamlar Gökhan'cığım. Gökhan'a da selamlar. Orhun Alicikoğlu, yoğun ve keyifli bir haftanın ardından şimdi öğrenme zamanı. Estağfurullah, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar abiler demiş. Orhun'a da biz de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Orhun da bu hafta maç sesi kısılmış ama dün beraberdik biz, evet. Evet beraberdik. Dün, evet. Dün sabah da biz bir ara bir beraberdik. Bayağı bir sesi gitmiş Orhun'un da. Orhun, ben birazcık böyle şey veriyorum ama spoiler vereceğim ama Orhun'dan da çok güzel bir proje geliyor. O kadar söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Orhun'un da güzel bir projesi geliyor. Hazır. Zamanında çok yazdık çizdik Orhun'la da ne yapılabilir diye. Yok, öyle bir proje değil. Bu şey, sosyal medya üzerinden paylaşacağı bir proje diyelim. Biliyorsun o böyle eski atları falan çok seviyor. Harika olacağına da inanıyorum. Peki Orhun'a da selamlar buradan. Yener Çelik, iyi yayınlar dilerim abi demiş. Yener'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Günaydın, iyi yayınlar abi. Programımızın, şimdi asıl onu söyleyelim. Bizim Şahin Alıcı'yı tanırsınız. Hepimizin çok sevdiği dostlarımızdan bir tanesidir. Şahin sağ olsun. Tabii bu işi de iyi bilen kardeşlerimizden biri.
moderatörlüğe başladı artık. Nerede başladı? Tekrumeli TV'de Mevzuat programı var. Mevzuat diye. Sağ olsun davet etti ama inan yani hatta ilk programa konuk olarak davet etti ama o dönem çok yoğun ki halen devam ediyor ama sözümüz olsun en kısa zamanda bir ziyarete gideceğiz kendisine. İnşallah diyelim. Mevzuat bu akşam 22'de Tekrumeli TV ekranlarında. Onun da duyurusunu biz buradan yapalım. Şahin Alıcı moderatörlüğünde. Evet, bakalım konuklar kim? Sürpriz. Ben şimdiden söylemeyeyim. Sürpriz konukları var biliyorum. Ama arka arkaya birkaç blog program çektiğini de biliyorum. İnşallah keyifli güzel bir yayın olur. Yolu açık olsun programın diyelim. Başarılar. İnşallah sağlıklı uzun bir yayın hayatı olsun. Uzun bir ömür olsun. Şahin de moderatörler arasında hoş geldi diyelim Şahin Alıcı'ya. Ercüment günaydın size. Tolga Han ve Eray Bey'e de sevgilerimi saygılarımı sunarım demiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar sevgiler demiş Mahmut arkadaşımız. Ona da çok teşekkürler. İsinyegan Yan Bayimizden sizlere ve izleyenlere herkese selamlar. Okuduklarımız vardı atlamayalım. Emin Kansu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine aşağıya şöyle iniyoruz. Bu arada Teknofest'te Adanalı dostlarımız ziyaret ediyorlar değil mi? Teknofest'i mutlaka kaçırmayalım. Adana'da bu sene harika bir organizasyon. Şakir Paşa Havaalanı'nın olduğu yerde ki geçen seneki de İstanbul'daydı. Teknofest Adana'da onu da hatırlatalım buradan. Aynı zamanda da D-Smart 68. kanalda ve D-Smart Go'da birinci sırada da Teknofest'teki yayınları takip edebiliyorsunuz. Onu da buradan bir hatırlatmada bulunalım. Murat Çağımlı günaydın. Atçılığın kanalı neşeli ve mutlu bir gün olsun. Hayırlı yayınlar selamlar demiş. Teşekkürlerimizi biz de iletiyoruz. Selamlar. Ve Aydın Sut'ta selamlar iyi yayınlar demiş. Biz de buradan Antalya'ya değil mi? Selamlar. Antalya'ya Murat abi Aydın Sut'a da selamlar. Sevgilerimizi iletelim. Evet Tekin abi demiş çayımı içiyorum ve keyifle sizleri izliyorum. Bugün değil her zaman gönüllerdesiniz demiş. Çok sağ ol. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eksik olma abi sen de öylesin. Günaydın Sayın Can Naz ve ekibi. Bugün başkentte çok güzel yarışlar ve bir başkentli olarak bugün hipodroma gideceğim. Sizlere iyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Jokeylerden çok şikayetçiyiz demiş. Şimdi ben buna beğeni atsam bir kısmından ben de şikayetçiyim. Ne diyeyim şimdi bir şey de diyemiyorum. Yalnız dün bir yarış var. Bak çok güleceksiniz. Şimdi yarış başladı. Tuttuğum da bir at. İsmini söylemeyeyim. Bu arada Süleyman Caner demiş ki Murat Bey'in tayı kazandı tebrikler demiş. Evet dün Bursa'da kazandı. Murat Can'ı tebrik edelim biz o zaman. Sürpriz de bir isimdi. Sürpriz de yaparak kazandı. Maiden'larda mı? Maiden'da yok. Mı? Yok. Hayır yani Maiden'da yok. Tay yarışındaydı. Hayır hayır. Bizim de bir yetiştirdiğimiz at koştu da Maiden'da. O aynı orada yarışta değil, koştu. Orada değil yok. Şartlı yarışta koştu. Yani Delphi miydi neydi ismi? Bakalım. Bir onu şey yapalım çünkü dün... Aynı yarışta mı koştuk diyelim. Ben değil, takip edemedim çünkü koşmadım. O yüzden. Dehlin. Behlin. Dehlin. Dehlin. Dehlin'i de tebrik edelim. Çikolokan'ın tayı. Ha çikolatayı tanıyorum. Hı, doğru. Bizden gitme. Evet. Evet. Teknofest canlı görüntüledi. Evet arkadaşlar. Oo harika. Teknofest dedik. Adana'da şu anda Teknofest canlı görüntüleri geliyor ekranlara görüyorsunuz. Ve Adana'da olup da özellikle Teknofest'i yerinde ziyaret edin diye buradan açıkçası ben bir öneride bulunayım. Adana'da olup da gitmeyen dostlar çok şeyler kaybeder. Onu da sizlere buradan paylaşmış olayım. Aynı zamanda geçen sene de burada biliyorsunuz Yeşilköy'de yapılmıştı. Eski havalimanında yapılmıştı. Müthiş gösteriler vardı. Şimdi de Adanalı dostlarımız tabii sadece Adana'dan değil şehir dışından da çok fazla katılım var. Ve ciddi anlamda da otellerde falan yer yok Adana'da. Yani çok ciddi katılım olduğu için. Ve Teknofest'i ziyaret edenler aynı zamanda orada da Demirören Medya'nın da standı var. Ve aynı zamanda Teknofest görüntülerini merak edenler için de D-Smart 68. kanal ve D-Smart Go'da da birinci sırada bu görüntüler ve benzeri görüntüler festival süresince yer alacak. Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapalım. Sizlerden de görüş almak isterim. Ya gönül isterdikçe şimdi orada olup yerinde izlemek. Ama evet. Yerinde izleyemeyenler için de D-Smart'ta büyük fırsat var. Televizyonu açtığın zaman veyahut da D-Smart Go'ya girdiğin zaman evet. Canlı canlı izleyebilirsin. D-Smart 68 ve D-Smart Go'da da birinci sırada. Evet Tolga Hansı'nın yani ben şimdi. Gurur duyuyorum. Değil mi? Sadece bu gösteriler değil. İşte Solo Türk olsun. Bunun haricinde teknoloji açısından hangi noktaya geldiğimizi de görebiliyoruz Teknofest sayesinde her sene. Bir de ben öğrencilik döneminde Konya'da Havacılık Üssü'nün çok yakınında oturuyordum. Evet. Bu gösterilerin provalarını falan acayip keyifle seyrederdim.
Hep o günlere gidiyorum işte Solo Türk'ün ya da işte böyle akrobasi gösterilerini izleyince. Evet, ben de çok keyifle geçen sene yerinde izlemiştik. Ve tabii festival daha devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir Adana seyahatimiz olursa da yerinde benzer gösterileri izlemek çok keyif verecek. Aynı zamanda hakikaten gurur verici görüntüler kesinlikle vardı geçen sene. Bu sene de ben de takip ettim. De Smart 68'den. Hani hakikaten ülke olarak, millet olarak gurur duyacağımız görüntüler var orada. Bir kez daha ben Adanalı dostları henüz ziyaret etmedilerse Teknofest'e davet edelim diyorum. Pekala, o zaman sizlerden gelen mesajlara devam ediyoruz. Okumuştuk Murat Akçakay. Yani dün anlatıyordum. Şimdi dün jokeylerden şikayetçiyiz olayı var. Dün çok tuttuğum bir at, şimdi yarışı seyrediyorum. Tempolara bakıyorum, en geride. Eh diyorum yani. Şimdi yarın ne söyleyeceğim, bugün ne söyleyeceğime şey yapıyorum. Diyorum ki şimdi ben artık dedim ki işte şey, bu tempoları işte okumayı, tamam iyi jokeysin ama okumayı bilmiyorsun, etmiyorsun. İşte ya yani en azından bu tempoları bir şey yapın. Çünkü o tempolarla giden bir yarışta en geride bekliyorsun. O kadar formda işte at. He? Bak şimdi. O kadar formda. Ona rağmen kazanıyor yani. Ya bir dakika ben. İsim verme, bak konuşmadık da ben tahminen. Ben de konuşmadım. Herkesin söyle bir tahmin etme hakkı var. Son harfini söyle. Atın mı söyleyeyim? Atın son harfini. Atın söyleyeyim. Son harfi neydi ya? Re. Değil işte. Değil benimkisi mi? Hakkari'nin neyse. Zaten belli olur şimdi hemen anladın. Ondan sonra benim de ilk atımdı. Çok tutuyordum. Ağır bir tempo. Ona rağmen engellerde gidince ben bugün söyleyeceklerimi planlarken potoda at kazandı. Yani aynı jokey sonuçta. Tamam bir şey diyorum. Potoda at kazandı. Hakikaten bazen böyle yarış içerisinde şikayetçi oluyoruz ama kazanınca da hoşumuza gidiyor tabii ki. Ama tabii anlık bazı kararlar vardı. Orada da tebrik ediyorum. Bir anda hani oradan kulvar değişti. Normal şartlarda da neyse yarışta yorumlayalım. Yarışta yorumlayalım. Şey yapmayayım. Gönderme ben son şarttan bahsettim bu arada. Evet. Jockey performanslarının neticeye etki ettiği bir koşuydu. Yani normal şartlarda Tomar hiç kaybetmez o yarışı. Aynen. Peki. Evet. Ne yapıyoruz? Lütfen. Hayır yok. Bence elinden gelenin en iyisini yaptı. Diyelim o konuda şey yapma. Şimdi mesajları okuyalım şöyle. Aydın Usta'nın Murat Çağınlı'yı okuduk. Turgay Sınır, sevgili Hakan sana, Eray ve Tolga'na başarılı bir yayın günü diliyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimiz dedi. Erhan Avcı da Yiğit Anıl herkese mutlu bir hafta sonu diliyor demiş. Biz de Yiğit Anıl'ı gözlerinden öpelim. Hikmet Sezai Emir, Hakan abi yayınlar sizi severek izliyorum. Tenisçi Swinner yarışını izlerken aklıma Luca Brasi ve Halis abi geldi. Çok geçmiş olsun. İnşallah kimse bir daha yaşamaz. Çok üzücü ve kötü görüntüler. Onu yayınlamayacağız. Çünkü bir atçı için inanılmaz üzücü görüntüler onlar. Dolayısıyla lütfen o görüntüleri beklemeyin bizden. Ama üzüntüsünü dile getirmiş haklı olarak Hikmet Sezai Emir'e de buradan bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Evet, geçmiş olsun dileklerimizle birlikte. Oktay Ferhan bitirmiş. Evet, şimdi bu konu çok önemli. Yaklaşık bir yıl önce kaybolan köpeğimiz Charlie'yi bulup getiren başta Pets Go Gönül Hanım olmak üzere Yağmur Hanım ve Değirmendere Veteriner Kliniği'nden Seda Hanım'a çok teşekkür ediyoruz demiş. Seda Hanım'ın Twitter adresini de paylaşmış. Biz de hemen takip alalım bu değerli veteriner hekim dostumuzu. Bizleri çok mutlu ettiler. Sağ olun, var olun demiş. Hakikaten şimdi, biz de yayınlarda gösterdik. Evet değil mi? Evet, işte zaten konu oradan. Hafta içerisinde de konuştuk sevgili Oktay'la da. Biz de çok üzülmüştük çünkü gerçekten bu canlılar bizim hayatımızın bir parçası. Dolayısıyla evcil hayvanı olanlar çok daha iyi bilirler bu duygunun nasıl insanı yaraladığını, nasıl insanı üzdüğünü. Ve maalesef Charlie kaybolmuştu. Bir anda ortadan yok olmuştu. Ve daha sonrasında aradan tam bir yıl geçtikten sonra Petsco'dan Gönül Hanım sağ olsun buluyor ve bir şekilde sevgili Oktay Ferhan bitirmişe ulaşıyor ve ona Charlie'yi teslim ediyor. Hikayesini konuşurken, merak ettim. Bir sene konuşurken, nerede? Konuşurken hakikaten o çok heyecanlıydı. Hani kaybolan bir dosta yeniden kavuşmak. İnsanlar hani kaybettikleri sevdiklerini bulur ya, hani o heyecanı cümlelerinde hissettim. Ben de çok sevindim. Buradan hem sevgili Oktay'a, Oktay Ferhan bitirmişe gözün aydın diyelim. Çok da kıymetli, çok da sevdiğimiz bir dostumuz aynı zamanda. Üçümüzün de hakikaten çok bizim için kıymetlidir sevgili Oktay. Benim için daha da sizler gibi çok değerlidir. Çünkü çok kötü bir günümde yanımdaydı. Kalktı geldi. O yüzden o her zaman
bir ayrı bir dostluğumuz vardır. Dolayısıyla bu anlamda onun da gerçekten bu kadar mutlu olmasına ben de çok sevindim. Ve tabii ki Yağmur Hanım'a da, Gönül Hanım'a da buradan teşekkürlerimiz, selamlarımız, sevgilerimiz iletelim. Değirmendere Veteriner Kliniği'nden Seda Hanım ve Yağmur Hanım Pets Go'ya buradan ne mutlu geri getirmişler Charlie'yi. Yani gözleri aydın olsun. Uzunca bir süre belki artık ümitlerini kestikleri bir noktada tekrardan yollarının kesişmesi çok mutlu etmiştir. Bizleri de tabii keza aynı şekilde mutlu etti. Bir daha ayrılmasınlar diyelim. İnşallah. Gözü aydın olsun yani. Aradan bayağı bir zaman geçmesine rağmen bulunması çok önemli. Ben de Oktay'ı muhtemelen kucaklaşmıştır. Tabii. Kavuştuğu zaman. Ne mutlu ona. Aynen. Günaydın abicim, yayınlar demiş Yalpagan. Yalpagan'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve mesajlarınız geldikçe de paylaşalım diye buradan duyurumuzu yapalım. Şimdi, evet, hafta uzundu. Haftada keyifli yarışlar var. Dünkü koşuları da izleyeceğiz ama öncesinde tablolarımız var. Bir gelsin bakalım tablolarımızda var mı bir takım değişiklikler? Onları da bir görelim hep beraber. Evet, Ahmet Çelik. Farkı açıyor Ahmet. 202 evet, birinciliğe kadar ulaşmış durumda. 192 idi değil mi? 10 fark oldu. Bence sanki bu sene Ahmet... Valla ben hala o kadar emin olamıyorum. Yok, ben bu hafta, bu sene bitince hafta içinde belki artı bir yazarız onunla beraber. Dolayısıyla Ahmet Çelik de birinci sırada bitirecek gibi gözüküyor. 10 tane fark var. Birincilikte Vedat'la, ama tabii güzel de bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Muhammed Mir Bilgin 3. sırada. Tabii ben takılıyorum öyle tabii, şey yaptım. Vedat da tabii her zaman şey. Muhammed Mir Bilgin 181 birincilikle açıkçası 3. sırada görüyoruz. Müslüm Çelik'i 4'te görüyoruz. Nevzat Avcı 5, Mehmet Kaya 6, Özcan Yıldırım 7, Ali Yıldız 8, Ferit Yardımcı 9 ve Mustafa Çiçek 10'da görüyoruz. Gökhan giremedi herhalde bu tabloya henüz. Yok. Ama çok yakınlarındadır herhalde. 120. Ha, 2 yarış kalmış. Yok, 12. 12 yarış kalmış, pardon. 120 Mustafa Çiçek'te 12 yarış giremeyebilir. Mustafa da çok iyi gidiyor çünkü. Evet. Ferit de her hafta kazanıyor şeyde. Yani giremeyebilir Gökhan. Yani aşağıda böyle bir zayıf halka yok aşağıya gidebilecek. Aktif. Anlatabiliyor muyum? Hepsi aktif binip kazanan isimler. Mustafa da, Ferit de, Ali Yıldız da, Özcanlar falan. Gökhan giremeyebilir bu tabloya. Girmez daha doğrusu. Giremez. Görüntü o. Eğer Mustafa, Ferit ve Ali Yıldız'dan herhangi bir uzun süre ceza falan almaz. Yani Ferit belki biraz daha lokal bu aralar. Öyle devam ederse. Ama her hafta 2-3 yarış kazanıyor. Yani bir de sadece Gökhan Urfa'da fazla başlıyor. Kazanabiliyor tabii. Urfa'da başlıyor. Evet, onun da avantajı olur. Dolayısıyla o noktada. Bu ivme sanki girebileceğini gösteriyor. Gireceğini gösteriyor. Evet. Ben de girebilirim. Öyle gözüküyor. Evet. O zaman Mustafa ve Ferit için açıkçası ikisi iki kardeşim. Ama ben Mustafa'nın da Ferit'in de kazandığını görüyorum yani. Ya Mustafa tabii bir müddet binemedi. sağlık sorunundan dolayı, ama şu anda çok formda ve iyi kazanıyor. Aynen. Ki ona rağmen, sağlık problemine rağmen o listede olduğunu da görüyoruz açıkçası. Peki. Nevzat iyi kazandı herhalde. Bu hafta 5 tane kazandı. Nevzat iyilerden biriydi. Yatak var çünkü. Evet. Yaklaşmış yukarıya. Gökhan bu hafta çok kazanmış. Kaç 8 tane kazanmış. Yani Gökhan'ın 8 kazandığı haftada Ferit muhtemelen 2-3 civarı kazanıyor. Listeye girer girebilir Gökhan. Pekala. Haydi bakalım devam edelim. Diğer tablomuzu biraz hızlandırmamız lazım programı. Çünkü tablolarda bazen çok oyalanabiliyoruz. Grup koşu galibiyetlerinde de Ahmet Çelik birinci sırada 19 yarışla. Hemen arkasında Akın Sözen ve Gökhan Kocakaya 11'er birincilikle geliyorlar. Ki tabloda geçen hafta bir hata vardı. O düzelmiş durumda. Dördüncü sırada Selim Kaya 9 birincilik, ki Selim'in de başarısı hiç yadsınamayacak şekilde iyi. Ki hani seçerek at biniyor ve kazandığı yarışlar ağırlıklı olarak grup koşular. Ve Vedat tabii işi görüyoruz. Yine 5. sırada, yine geçen senenin başarılı jokeylerinden, ki bu sene de 2. sırada Ahmet'i yakından takip ediyor. 5. sırada Vedat tabii işi görüyoruz. Var mı burada katkılar? Ben yemeği yiyeceğimiz mekanı bakmaya başladım. Onu ben Halis Girer demiştim ama Halis de çok seçerek. Kaç birincilikte? 5'te mi? Ya 5'tir ya 6. Yani 2 yarış, 3 yarış erek. Ama başka jokerler de var online seviyede. Ama bak şöyle, Vedat mesela, Vedat'la arasında şu anda ben tabloya girer dedik biz. 5'e girer dedik.
Sen yine yemek yiyeceğimiz mekana bak, güzel bir yer olsun da. Yere de. Buldum bile beni. Buldun mu? Tamam, sarı yerde olsun o zaman. Buldum. Tamam, olsun ama biz de o zaman bakalım. Evet, biz de bakalım. Biz de bakalım yani. Sadece tek taraflı olmuyor bu işler. İşte canım, size kalmış orası. Hala daha kendinize güveniyorsanız. Davet edeceğiz. Ben güveniyorum. Valla ben mevzu bahis Halis Karataş'sa... Giremezse Halis abi götürsün hepimizi o zaman. O da doğru. Peki. Valla ben... Biraz bunu, motivasyon yapalım. Tabii işin şakası tabii. Halis Karataş'ın ben girebileceğini düşünüyorum. Ama Vedat Nusselim bir şey diyemiyorum. Başarılı olabilir. Evet, canı sağ olsun ya. Tabii. Yıllardır 30 senedir, 35 senedir. Çok aralarla biniyor bu sene. Aralarla biniyor ve hani kesinlikle son derece jokeyliğin tartışılmayacak isimlerden bir tanesi. Peki, hemen geçelim diğer tablomuza. Aprentler'de İbrahim Sefa Söğüt birinci sırada görüyoruz. 78 birincilikle hemen arkasından Fesih Çetinbaş geliyor. Fatih Sultan Mehmet Sansar üçüncü sırada yer alırken... Enes Bozdağ'daki çıkış devam ediyor, 43 birincilik. Berkant yine aynı şekilde başarılı apranti kardeşlerimizden bir tanesi, 35 birincilikle 5. sırada. Cem Altun, İsmail Yıldırım, Yunus Çelikbaş, Serkan Yıldız ve Kürşat Yılmaz sıralamasıyla bu seneki tablomuzda böyle oluşuyor, şekilleniyor artık herhalde. 1, 2, 3, 4 herhalde kendi aralarında yer değiştirirler gibi en fazla gözüküyor. Ama diğer taraflarda da değişiklikler olabilir. Var mı ilave? İlave yani... var. Halis abinin cephesinde mesaj var. Hı. Eray Pak ben götürürüm diyor. Yemeğe mi götürecek? Kaybedersin. Bence girecek. Artık ne anlamda söyledi bilmiyorum. Bence, kazanırsa, bence kaybederse. Girecek. Bence hiç. Bence ben gireceğine inanıyorum. Eray'a şey olmaz da. ama yani şöyle... Bu Eray'ı götürür. Eray değil. Yani Eray'cığım Eray, sağ sen de gel. O zaten kambersiz düğün olur mu? Eray'ı da bekleriz, evet. Ama listeyi atalım öyle gel. Ama ben ilk sene, ilk günden itibaren söyledim. Bence o grup listesi çok yerine girer Halis Karataş. Yeter ki hani ben istiyorum. Yani Halis abi sağlıkla atılmaya devam etsin. Evet. Bizim için en önemli olan o, biliyorsunuz pazar günü çünkü ufak bir rahatsızlık geçirdi bindiği evet. Attan sonra. Tekrarında zaten at binmeye başladı. O anlık bir şeydi. Evet, anlık bir şeydi. Yayında da konuşmuştuk onu Güne Bakış programında. İyi olduğunu, tekrardan at binmeye ve kazanmaya başladığı için bizi mutlu eden taraf orası. Aynen öyle. Pekala, hemen geçiyoruz diğer tablomuza bakalım. Diğer tablomuzda ceza tahtası bugün... Vedat'ı gördük. Pek görmezdik Vedat'ı o listede. Bir bakalım kimler varmış. Bir hafta ceza almış. Mert Uyar, kamçı cezası. Yine Vedat Abiş, usulsüz kulvar değişikliğinden dolayı 6 Ekim'e kadar cezalı. Yarın sona eriyor cezası. Burhan Kılıç yine kamçı cezası. Hüseyin Bulut, usulsüz kulvar değişikliği. Serkan Yıldız, tartma halinde bulunmamak suretinden dolayı ceza alıyor. Ve Muhammed Mir Bilgin de yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesisinin düzen ve disiplini bozduğundan dolayı 7 Ekim'e kadar cezalı. O da bir ceza almış. 7'sinden sonra. Zaten galiba o şeydi. Evet, yürütmeyi durdurmaydı. Ondan sonra geçti. Yine bu tablo yalnız şey mi? Hangisi bir? Devamı değil mi bunun bu? 6, 7, 8, 9 devamı. Olması lazım değil evet. mi? Yok ama başında 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. O rakamları bir düzeltelim, değiştirelim. Doğru, görüyorum. Tamam. Dolayısıyla 1 bu. Ha, bunda da 6 yazıyor. Orada 7, 8, 9, 10 falan olmaz. Toplam 11. Ha, 11 yani. Ona göre 6'ya 5. 6 ve 5 var orada. Peki. Erhan Aktur görüyoruz. Yine sonuçta yarış ve usul esaslarını ihlal ettiğinden dolayı. Dayanıklı tay yarışı. Bu dayanıklı tay. Evet. O dayanıklı tay yarışı. Değişecek yarışı değiştirmediler ama jokeye de ceza, ceza. Ben bana göre değişebilecek yarıştı o. Uğur Temur'u görüyoruz. Yine fazla kamçıdan dolayı bir durum söz konusu. Ali Yıldız, son üstte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı Enes Bozdağ yine 13'üne kadar devam ediyor. Enes niye bu kadar ceza alıyorsun Enes? Bakalım. Kamçı o da. Tekerür. Ve Kadir Aydın da 18 Ekim'e kadar yine cezalı ve bakalım 18 Ekim'den vallahi, sonra inşallah. Burada bitiyor. Tahminler yürütüyoruz. Hangi jockey hangi attan ceza aldı diye. İşte şu raporlara atın ismi parantez içinde tarih. Bu kadar yani. Çok basit. Şunu artık bence geçelim bu sisteme. Evet. Pekala. Şimdi kaç etti? 5 burada var. 6 orada. 11 evet. tane kardeşimiz cezalı. Peki. Tabii Enes'in ceza alması iyi olmadı. Tam yarış çıkış kazanmaya olduğu iyi gittiği evet. dönemde 15 günlük ceza çok uzun. Dikkat edecek.
kesin. Tekerrür halinde biliyorsun bir aya çıkıyor cezası. Doğru söylüyorsun. Doğru. Geçelim hemen bir sonraki istatistiklere. Torok Mendip Torok farkı açtı değil mi? 4 oradan 24. 70, 24 milyon aslında 23 milyon 300 gibi bir fark var. Hem de tam o kadar. 34-35 var. Tam 23 milyon 300 TL'lik fark var. Torok ipi göğüsleri gibi gözüküyor. Mendip ikinci sırada, hemen arkasından Victor Galop geliyor ki çok büyük bir fark olmadı. Bu da bu şekilde. 20 milyon da orada var. 20 milyon da orada var. Yani Torok Mendip arasındaki fark Mendip Victor Galop. Yani farklar şu anda 5 boy gibi gidiyor. Hemen dördüncü sırada Luxor'u görüyoruz. 5'te Kaneko, 6'da Lionheart, 7'de Netivan, 8'de My Boy Charlie, 9'da Papa Clem ve 10. sırada da Daredevil'i görüyoruz. İstatistiklere baktığımızda ise koşan kazan istatistiklerine Toro %60 mıdır o? Evet, 60. %60 gibi koşan kazanan da çok ciddi de bir oran. Yani hem birincilikte hem ikramiyede Torok çok farklı gözüküyor. Koşan kazanan da %60, ikramiyede 90 milyon kazanç var. Evet. Yine Mendip %50'nin üzerinde %51 koşan kazanan, Luxor %51 koşan kazanan, Papa Clem %51 koşan kazanan ve Daredevil %55, %50'nin üzerinde. Yani iki tayından biri kazanır duruma gelenler bu noktada ki Torok'un bu istatistik daha da yukarıya taşımış durumda. Gözüküyor. Bakalım aşım sezonu geliyor. Önümüzdeki aşım sezonu içinde bir nevi karne açıkçası kazanmayı hedefleyenler için nasıl olacak diyelim. Varsa birer cümle alalım. Yani Dragon Flame etkisi var burada. 20 evet. milyon civarı elde edilen kazanç sadece Dragon Flame'e ait. Yani onu düştüğün zaman bile farklar çok yakın oluyor Mendip'le. Dolayısıyla işte yıl içerisinde bir tane şampiyon çıkardığın zaman ve o şampiyon doğru Gazi'yi değil. Kazanınca doğal olarak Aygır da liste başı oluyor. Evet, pekala. Geçelim diğer tablomuza yoksa. Yok, geçelim. Geçtik. İki yaşlı tay istatistiklerinde ise Taşlı Wolf 3 milyon farkla önde götürüyor ikililerde. Hemen arkasında çok yakın takipçileri var aslında. Taşlı Wolf'un bir baş bir boyun gerisinde Torok ve Mendip ikilisini yine görüyoruz. O da 10 milyonerler grubuna girmiş durumdalar şu anda. 10 milyon TL ve üzeri kazanç elde eden iki yaşlı Tay babaları, 3 tane Taşlı Wolf, Torok ve Mendip. Ama hemen dibinden bir trap shot geliyor ki trap shot'taki çıkışı da yatsımamak, göz ardı etmemek gerekiyor ki inandığımız aygırlardan bir tanesiydi ki özellikle bu seneki ikili jenerasyon ve önümüzdeki sene ikililerde çok daha ciddi kısrakların trap shot'ı ziyaret ettiğinde göz önüne aldığımızda önümüzdeki dönemlerde trap shot'ı biraz daha yukarılarda göreceğimiz aşikar ki aşıma bu sezonda devam edecek aygırlardan bir tanesi trap shot. Dolayısıyla şöyle bir ilk 4'e ilk 5'e baktığımızda Taşlı Wolf, Torok, Mendip çok yakın farklarla aslında ikililikte liderliğe gidiyorlar ki Taşlı Wolf sanki daha ben farklı gibi gelmişti aklıma ama her an kapanabilecek farklar bunlar Torok ve Mendip tarafından. Trap shot hemen diplerinde, o da ilk 3'te çok iddialı olabilecek isimlerden biri 9 milyon kazançla. Euphrates'i görüyoruz. Listenin sürpriz aygırlarından bir tanesi. Daha sınırlı sayıda kısrak ziyaretine rağmen %50 gibi koşan kazanan, yani iki tayından biri kazanmış durumda Euphrates'in. Üstelik de bu taylar 8 milyon civarında bir ikramiye elde etmişler. Ciddi bir rakam bu tabii ki. Yine Victor Pizza'yı görüyoruz. 6'da, 7'de Bodymaster, 8'de My Boy Charlie, 9'da Hakim ve 10. sırada da Lionheart'ı görüyoruz ki tabloya şöyle baktığımızda ilk 5'te yok ama 2. 5'te Victor Pizza, Bodymaster, My Boy Charlie ve Lionheart gibi ki öldü. 4 tane kulüp aygırı da görüyoruz burada. Bu da açıkçası kulübün getirdiği aygırlarında nedenli seçici olduklarını ve seçtikleri aygırlarında ilk 10'da her zaman taylarının kazanç itibariyle olduğunu görebiliyoruz. Geçelim mi? 11. ayın 2. haftasından itibaren çim yarışları bitiyor. Bununla birlikte Taşlı Wolf ve Torok temsilcileri yavaş yavaş istirahate çekilirler. Mendip trap shot Mendip başlar, trap shot başlar, Euphrates devam eder. Urfa yarışları başlıyor. Bodemeister devam eder. Yani bu aygırlar kışında kazanmaya devam eder. Yeni yılın ilk 1 ve 2. ayıyla birlikte de yine Mendip, trap shot muhtemelen 1-2 başlar. Bodemeister da onların evet. peşinde olur. Bakalım Taşlı Wolf'e lider aygır diyebilecek miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, ikililiğinde en çok yavrusu kazan... Şimdi hava o, genel hava. Evet. Ama son 3 ay bakalım bunu değiştirebilecek mi? Çünkü
Hani bir aygırın yavruları her pistte koşarsa şey be, onun için bekleyelim görelim diyorum. Listeden liderlikten düşecek büyük ihtimalle. Düşme ihtimali yüksek eğer bir çaldıranda tabii yüksek bir katkı gelmezse. Çünkü sadece 10 tane tayıyla şu anda lider durumda. Yine koşacak olanlar da var ya Tolga'nın. Belki ya düşmeyebilir. Şu an bilemiyoruz tabii koşacaklarını. Hafta içi gerçi bir tayı yine kazandı. Adagül'ünden olan tayı. O da mükemmel bir sprint yaptı. Tabii onun andekarı da çok güçlü. Yüksek tempoya bağlayanlar oldu ama o sprinti her tay yapamaz yüksek tempoda olsa önde. Aynı babası gibi o karakterde bir atakla düzlükte kazanarak göz doldurmuştu. Çok yetenekli bir at ama az sayıda tayı tarafından desteklenmesine rağmen şu anda zirvede. E tabi rakiplerine bakıyorsunuz yani takipçilerine 24 tay Torok da var. 34 tay Mendip de var. 24 tay yine Trepişat da var. Bunlar bu oransal farklılıkla avantajlarıyla yukarıya çıkabilirler. Ama her ne olursa olsun bu Taş Dwarf'ın zaten muhteşem bir aygır olduğunu ve harika bir başlangıç yaptığını yatsımamızı sağlamaz. Önümüzdeki yılda merakla tabii şimdiden aşım ücreti beklenen isimlerin başında da Taş Dwarf geliyor. Evet, geçelim o zaman diğer bölüme. First Crop'ta yani yavruları ilk kez koşan da Taş Dwarf lider olarak kapatıyor. Bu sene taylarını ilk kez izlediğimiz Taş Dwarf birinci sırada First Crop'ta kapatmış. Victor Pisa iyi gidiyor. Yine ikinci sırada görüyoruz. Kinova aynı şekilde ve Kluger'la birlikte Good Curry'de. Geçen haftadan bu yana bir değişiklik yok tabloda. Aynı tablo dolayısıyla tekrarlamayacağım aynı cümleleri. Geçelim bir sonraki tablomuza. Aygır istatistiklerinde ise durum şöyle. Turbo 1. sırada 99 milyon TL kazancı, muhtemelen 100 milyon kazancı ulaşacaktır. 2024 yılında Turbo yavrularının 100 milyon TL kazanç bakımından. Kaysbert hemen 77 milyonla 2. sırada görüyoruz. Özgün Han 3. sırada 66 milyonla. Tamer'in oğlu 4. sırada 30 milyon TL kazançla. Hemen ardından 5. sırada Kaya Yürekli'yi görüyoruz ki gerçek anlamda bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Burada bakın Kaya Yürekli ve Sadın Gücü özelinde şunu söylemek istiyorum. Bir koşsun da görelimcilerin çok fazla olduğu iki aygır bu ikisi de. Hem Kaya Yürekli hem Sadın Gücü. Yavruları bir koşsun da görelim. Yavruları bir koşsun da gördüler ve daha iyi kısaklar ziyarete gitti. Buna rağmen o yavruları bir koşsun da görelimcilerle birlikte yerleri burasıysa Sadın Gücü ve Kaya Yürekli'nin son iki aşımda özellikle çok daha nitelikli kısrakların ziyaretiyle birlikte Kaya Yürekli ve Sadın Gücü tayları, özellikle Kaya Yürekli'nin taylarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü Sadın Gücü ilk aşımdan beri çok güvenilen, inanılan aygırlardan biriydi. O taylar doğduktan sonra ben listenin yukarılarını, ki Kaysbert'in olmadığı bir tablo olacak muhtemelen, Turbo'nun, Özgün Han'ın, Tamer'in onun yanında Kaya Yürekli ve Sadın Gücü adında çok duyacağımıza inanıyorum. Kuvvetle muhtemel bu olacaktır kanaatindeyim. Yine altın sırada Aya Bakan'ı görüyoruz. 7'de Sadın Gücü demiştik. 8'de Serhan Tay, o da benzer efekti yaşayabilir. 9'da Baba Mevlüt ve 10. sırada da yine bir diğer Seklavi temsilcisi Altahay'ı görüyoruz. Evet. Sadın Gücü ve Serhan Tay'ın koşan en yaşlı yavruları 4 yaşında. Yani bunu da dile getirmekte fayda var. Bir de hangi jenerasyon tayları koşuyor? Kaya Yürekli de buna dahil. Ha. Bu şu anda koşanlar. O senin dediğin koşsun da görelimcilerden ya da işte en zayıf halka kısraklarını gönderen atçıların tayları şu anda neredeyse ellerinde. Hani böyle ciddi desteklenen, kısrak kalitesi açısından çok böyle yükseklerde şans bulan isimler değil. Ama kendilerini bunlarla kanıtladılar. Şimdi Serhan Tay'ın, Sadın Gücü'nün, Kaya Yürekli'nin önümüzdeki yıldan itibaren koşacak taylarını seyredip göreceğiz neler yapacaklarını. Evet. Çok daha başarılı taylar yani gelecek. 1,5 yıllık süreçte bu tabloya girdiler. Nisan ayında başlıyor yarışlar. Üzerine bir yıl daha koy. Tabii 1,5 yıllık süreçte bu tabloya girmek kolay bir iş değil. Dolayısıyla hem Serhan Tay hem de Sadın Gücü, her ikisi de çok iyi aygırlar. Kaya Yürekli'nin biraz daha bunlara göre mazisi belki bir yıl daha fazla olabilir, öyle hatırlıyorum. Kaldı ki Kaya Yürekli'nin de zaten Özgün Han'ın en iyi oğullarından biri olduğunu çok kez belirtmiştik. Zaten tablo söylüyor, %60 evet. Koşan kazanan. Bu arada yoklamalarda atladıklarımız var. 9.30'da gelen yoklama var. Onu da Sercan'ı da unutmayalım.
işte program öncesinde geldiği için biz 10.30'dan sonrakine baktık ya, ondan Sercan gözden kaçmış. Bir sabah kahvaltısından bir de sizi izlemekten vazgeçemem. Hayırlı, bereketli, sağlıklı hafta sonu, iyi programlar diliyorum abim demiş. Sonra da 11'de de abi bugün yoklamada beni yok yazdın gibi asla. Olur mu? Sen de bizim vazgeçilmezlerimizdensin Sercan'cığım, öyle söyleyeyim. Sağ olasın. Demiş ki Sercan, değil mi? De günün sözü paylaşmış. Her şeyi herkese anlatmayın. İnsanlar yaptıklarınız ne kadar az bilirse işiniz o kadar rast gider demiş. Doğru. Yolda gider demiş. Doğru diyor. Doğru söylemiş. Dolayısıyla günün sözü paylaşmış. Pekala. Ne yapıyoruz şimdi? Tabloda var mısın? Başka ilave edeceğiniz yoksa ben ya, hemen geçeyim. Bu arada 965 numaralı Ganyan Bayi'nden Nihat Bey selamlarını iletiyormuş. Biz de 965 numaralı Ganyan Bayi. Neresi burası semt olarak? Gazi Osman Paşa 965 numaralı Ganyan Bayi'nden Nihat Bey'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Gazi Osman Paşa'ya. Pekala, gelsin diğer tablomuz bakalım orada neler var. Aygır istatistiklerinde 3 yaşlı Araplarda yine Turbo 1. sırada, Serhan Tay 2. sırada, Baba Mevlüt 3 ve Sadın Gücü'nün işte demin bahsettiğim nedenlerden dolayı özellikle bu seneki taylarının daha da iyi kısraklardan olmasına 4. sıraya yükseldiğini görüyoruz ki yani çok özel bir aygır olduğu ortada. Diran'ı 5'te görüyoruz. 6'da Aya Bakan ve yine Kaya Yürekli'nin şu özelliği var. %53. Şaka değil. %53. 2'de 1'den daha da fazla hatta kazananı. Dolayısıyla çok ciddi bir istatistik var Kaya Yürekli'nin de bu anlamda 7. sırada. 8'de Yılma Başar, 9'da Tamer'in oğlu. Yine %61 gibi bir son alp etkisi görüyoruz. Son alpte mesela çok ciddi anlamda. Gerçi hani devlet aygırlarından bir tanesi, TİGEM aygırlarından biri ama çok ciddi bir başarı oranı var. Koşan kazanan da %61, 7,5 milyon lira da ikramiye kazanmış. Ama Turbo'nun da burada farkını görüyoruz. O da uzak ara önünde, Serhan Tay önünde diyebiliriz. Yoksa hemen geçeyim diğer tabloya. Diğer tabloya geçiyoruz. First Group'ta da Dilran, Yılma Başar, Sement, Filik, Yakatı, Semih sıralaması çok değişmedi, değişti. Yılma Başar 1'di. O 2'ye düştü. Diran 2'ydi. 1'e çıktı. Orada bir değişiklik oldu. Dolayısıyla 1-2 farklılaşmış durumda First Group Arap'ta. Değişelim, geçelim. Yetişeceği istatistiklerinde durum nedir diye baktığımızda Kurtel Ekürisi'ni 1. sırada görüyoruz. 183 birincilikle İngilizler'de lider. 2. sırada Tuğman İzzet Aksoy Topaz Arası yerini koruyor. Tuğman Bey'in yetiştirmiş olduğu atlar yine 51 birincilikle ikinci sıraya taşıdı onu. Çelikoğlu ekürisi 3. sırada görüyoruz. Hemen gerisinde komşu iki hara, komşu iki çiftlik diyebiliriz. Evet. Yan yana bir ince bir yol geçiyor aradan sadece. Bir gidiş duruş. İki çift, yani demek İkisi de zamanında Topaz harası. Tabii ikisi de Topaz harası iken zamanında. Aslında ne bereketli topraklar olduğu da ortaya çıkıyor değil mi baktığında? İlk 6'nın 4'ü Trakya zaten. Trakya tamam da yani hani orada 2-3 çıkmış olması. Doğru, Hakan Kereş Trakya. Alp Evcimen İzmir. Cemiloğlu Trakya. Trakya. Vefa Aracı Köseköy. Şey, daha doğrusu şey, İzmit. İzmit. Kemal Kurt. Onun da bu Silivri tarafında var. Bir iki yerde evet, şeyi var. Yarı Trakya diyelim. Oğuz Yalçın. Mustafa Kemal Paşa. Göktürk Ekürisi. O da Trakya. Trakya. Yani şimdi aslında ezber bozan bir tablo var. At nerede yetişir? İzmit'te yetişir. Hani bakıyoruz aşağıda Murat Altın nerede bilmiyorum. Aykut Şahin Elazığ. Fahrettin Öntaç o da o taraflar. Urfa olabilir, Elazığ olabilir. Katı Urfa. Cerrahpaşa Üniversitesi. İstanbul'un göbeği Avcılar. Göbeğinde Avcılar'da yetişiyor. O da Trakya sayılır. O da Avrupa yakasında Trakya. Bir bakalım 15'te kaç Trakya var? Bir dönün arkadaşlar başa. Bir sayayım merak etmeyin. 7 ya da 8 galiba. Kurtel her yerde var ama Trakya'da yok. Yok. Yani onun için onu saymıyorum. Tuğman İzzet Aksoy 1, Çelikoğlu 2, Hakan Keleş 3. Alp Elçimen'e geçiyoruz. Cemiloğlu 4, Kemal Kurt var Sivri'de onu da 5. Göktürk 6. Öbür tabloya geçelim. Yedi, hadi sen de yedi diyelim. Yedi tane. Altı, yedi. Yarısı Trakya. Yarısı Trakya. Yarısı bütün Türkiye. Ya. Gayet iyi. Ezber bozmuş bu tablo. Ya. Bizim kızancıklar ne güzel yetiştirmişler şeyleri. Dolayısıyla evet Trakya'da 7 tane hara ezber bozan bir tablo yani bak. O sabit fikirdeki
İnsanlar da artık dönelim, herhalde. Bir dönelim öbür tarafa. Bir daha başa dönelim. Hayır, şeyi sayacağım. İzmit bölgesini sayacağım. Bir aracıyı görüyorum. Kemal Kurt o civarda var diye hatırlıyorum. İki tane. Alp Evcimen İzmir, Göktürk o zaten. Oğuz abi Bursa. Kemal Paşa. Erkut Şahin Elazığ. Öbür tabloda arkadaşlar konuşurken takip edip tabloya geçerseniz daha rahat sayabilirim. İkinci tabloya geçelim. Murat Altın, Altın muhtemelen Urfa civarı olsa gerek. Katı Urfa civarı diyelim. Yani Urfa, Elazığ ağırlıklı da orada görüyoruz tabloda. Peki. Dolayısıyla ezber bozan tablolardan bir tanesiydi bu. Trakya'da at yetişmez diyene de artık kafasına tencereyle vurmak lazım. Şiddete hayır. Eskiden anneler terlik fırlatırlardı. SS'i al, bunu gönder. Peki. Haydi bakalım geçelim diğer tablomuza. Tebrik ediyoruz tabii ki. TİGEM. Baktığımızda Anadolu Tarım İşletmeleri, Sultan Suyu ve Karacabey'i hemen ayırıyoruz. Ama orada da artık Anadolu Tarım İşletmelerinin uzak ara bir farkı var. Eski adıyla çifteler arası ön sırada gidiyor, gözüküyor. Eskişehir. Eskişehir tabii. Orada da Eskişehir lider. Eskişehir, Malatya ve Bursa, Karacabey. Karacabey hep bir zayıf halka dikkat ederseniz. Hep bir tık geride kalıyor genellikle. Yüzdeleri genelde yine Trakya'dan merhum Mehmet Çelik, Kurtele Kürisi, Kaya Dünyası, Eskişehir, Hakan Keleş, Trakya, Muzaffer Can, Eskişehir. Burada da Eskişehir ağırlığı var. Tarık Dikencik, Bursa, Semih Koçer, Eskişehir. Geçin 11'e. Murat Altın, Urfa, Erkut Şah. Bu hangisi ya? Karışmış bu. Zaten şöyle, İstanbul Üniversitesi İngiliz'de 15. olamaz. Evet, demin tablo, bu tabloları karıştırmışsınız. Onun kaldınız. Başıyla bunun sonunu birleştirmişler. Evet. Onun sonu, onun başı. Zaten 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar da birbirine girmiş durumda. Evet. Neyse, yine de elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Zaman zaman olabiliyor böyle şeyler. Çok fazla ilave yok. Yani Arap atçılığında Eskişehir. Ama oyununda yapılması gerekiyor. Evet, tabii canım. Yani öyle böyle olabiliyor. Eskişehir. Her hafta olursa olmuyor. Evet, evet tabii canım. Biraz dikkat gerekiyor bu tarafa. Eskişehir tarafı Arap atçılığında sanki en önde gidiyor gibi. Evet. Peki, var mı diğer tablo? Teknofest'ten görüntüler geliyor. Teknofest'te şu anda yine harika görüntüler bir arada. Adana'daki dostlarımız. Akşam Adana'da yarışlar var değil mi bu akşam? Evet. Ya, yarın, bugün İzmir. Yarın var. Dolayısıyla yarın yarışlar öncesinde de ziyaret edilebilir. Bugün de hemen program sonrasında ziyarete gidilebilir. Dolayısıyla bu anlamda mutlak surette ben ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum dostlarımızın. Başka tablomuz da yoksa o zaman kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra yayın akışımıza devam edelim. Hipodrom.com'un sunduğu program devam edecek. Hipodrom.com'un sunduğu program devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstatistikleri bitirdik ilk bölümde ve hemen geçiyoruz hafta içerisindeki koşulardan, geçtiğimiz haftanın yarışlarından. İsakan yarışı, Marmara koşusu gelsin ekranlara. İsakan birkaç yarışta çok konuşulan, çok dillenen ve hani her an yarış kazanabileceği ifade edilen isimlerden bir tanesiydi. Ve bir önceki hafta yarışında da çok hatta inanmıştık şurada. Şu cümleyi kullandığımda hatırlıyorum. En dış kulvardan da İsakan koptu geliyor diyebiliriz demiştik. O yarış olmadı ama bir sonraki yarışta oldu. Tolga senle başlayalım. Neler söyleyeceksin İsakan'la ilgili yani, ve tabii diğer koşuyu da genel anlamıyla bir değerlendirelim. O yarışı da öyle koşsaydı belki iyi bir yerde bitirecekti. Çünkü evet. Acele etmişti. O gün için pistte bataklıktı. Geldi, öne çıktı, saplandı, kaldı orada. Devamını getiremedi. Hatta İsakan'ı biz ön planda önerdik. Burada AGF'sinin de bu kadar düşük çıkmasına şaşırmıştım ben. %4'lerde mi çıktı Eray? %7.
%7 çok düşük bir AGF ise Sakarya için. Tamam, yani Burgaz pastanın büyük dilimini aldığı için. Aldı ama bu sezon her ne kadar istenilen yarışları yapamasa da İSAKA'nın geçen yılki yarışlarına bakarsanız harika ötesi. Bu sene de böyle anlık çıkışları var. Hatalı taktikler sebebiyle veya erken yürümeler sebebiyle tabela dışı kaldığı yarışları var. Ki bunların en önemli örneklerinden birisi de son startıydı. Bu defa bekledi, en geride düzlüğe çıktı. Düzlükten sonra da Burgas'ın da biraz eksik koşması, General Birelli'nin de son yarışına göre bir parça eksik koşmasından da faydalandı. Harika bir jockey performansı da seyrettik. Çok doğru metrelerde yürüdü Ahmet Çelik. İyi yer tuttu ve rakiplerine de direnmesini bildi. Tebrik ederim bütün ekibini. Nihayet istenilen seviyeye getirdiler ama büyük yarışların çoğu kaçtı. At form tuttu. Önemli yarışlar bitmek üzere. Çim yarışları azaldı. Kum da biraz eksik. Kumu zaten eksik ama bu başarı bile önemli. Çünkü Burgas gibi büyük bir şampiyonu geçmek. İleride bu atın aygırlık kariyeri açısından da çok değerliydi. Yalçın Ekürüsü'nü kutlarız. Bu formayı kazanırken görmeyi her zaman isteriz. Antrenör Sabri abinin de jockey'in de seyisinin de emeklerine sağlık. Evet. Kariyerindeki ilk grup zaferi oldu aynı zamanda İSAKA'nın. Tabii bir önceki yarışında atın hani daha iyi netice elde edebileceğini anlatırken oradaki detay şuydu. 3 boy startta kalıp da 800 direğinde yürürsen hani burada gelecek kötü performans biraz jockey'e yazabilir diye belirtmiştik. Aynı jockey'e binmişti. O gün Gökhan binmişti. Pazar günkü koşuda da Ahmet Çelik vardı. Tabii bu kez aynı hatalara düşülmedi. Bununla birlikte İSAKA'nın yarışa iyi başladığı detayını da es geçmemek gerekiyor. Çünkü denk güçlerin mücadelesinde yarışa 3 boy geç başladığın zaman bu rakipleri geçme şansın biraz daha azalabiliyor. Görmüş olduğu yarışlar sonrası iyi duruma gelen ve startı da çok daha sağlıklı alan İSAKA'n o günkü yorumlarımıza zaten ön planda şans verdiğimiz, değerlendirdiğimiz bir isimdi. Taylin'den itibaren de benim çok inandığım bir isimdi. Tabii bu yıl İSAKA'n adına işler çok yolunda gitmedi. Koşu ritmi açısından düzenli koşma şansı yakalayamadı. Bu sebeple de geçtiğimiz yılki formundan ve istikrarından biraz geride kaldı. Geçtiğimiz yıl 5 ya da 6 birincilik elde eden İSAKA bu yıl ilk kez kazanıyor ve sezonun bitmesine artık neredeyse bir ay kala bunu başarıyor. Öyle ya da böyle finalde bir şekilde dokunuşu yapmak önemli. Bu noktada hem Oğuz Yalçın ekürüsünü hem de Ahmet Çelik'i kutlayalım. Geridekilerden Burgas koşunun ikincisi olurken General Birella 3. Altın Sima'da 4. Ronin için ise henüz bu rakiplerin biraz sert rakipler olduğunu düşünüyorum. Ha, önlerde çok boş kalır, temposunu çok kolay kabullendirir. O zaman mücadelenin içerisinde var olabilir ama stilli rakiplerin olduğu koşullarda Ronin tarafından işler biraz daha zor bu rakipler özelinde. Bir parantez açalım ama isterseniz. Ama kötü koşmadı benim. Ronin'le ilgili. Hatta sen çok rahat yazdın, ilave edebilirsin evet demiştim, hatırlar mısın? Ya ben Altan olduğu için önlerde boş kalmaz diye düşündüm. Tamam, haklısın evet. Ama ona rağmen kötü bir yarış koşmadı bence. Ronin için sezon yani sonu da geldi. Şöyle bir parantez açalım. Niye? Yine ağır bir pisti bulabilir. Ağır pistte çok farklı koşuyor artık. Geçen üçüncülüğünü de buna bağlıyorum ben. Yağmur istiyor. Bir önceki yarışta kötü değildi. İşte onu diyorum. Yani, evet. Ya, çok iyi at ama ekstra performansları sergilemesi için ağır pistte de bulması gerekiyor. Diyorsun. Pekala. Tebrik ediyoruz biz de ekibin ilgililerini, jockeyini, İSAKA'nın ve Asmar Dubai. Özellikle altını çizdiğimiz isimdi. Sende de birinci attı herhalde. İkinizde evet de birinci attı ve hatta bir cümle sarf etmiştim, hatırlıyor musun? Cumhurbaşkanlığına evet gidecek diye. Bu koşudan sonra iş iddialı olursa hedefin Cumhurbaşkanlığı koşusu olduğuna dair bir istihbarat bilgisi vardı ki ne kadar güveniliyor evet ki ata Cumhurbaşkanlığı planları var diye ve o Asmar Dubai bizi mahcup etmedi sizlere karşı ve önemli bir koşuyu da kazanmış oldu. Senle başlayalım Tolga, neler söyleyeceğim? Ben bu yarışı hipodromda izledim, yayından sonra oradaydık. Kazanınca da senin söylediğin cümle de aklıma gelmedi değil ve orada ne yapar diye düşündüm. Evet, şansı olur orada da. Çünkü harika bir sprint yaptı. Yarışta çok böyle yüksek bir tempo yok. Selim Kaya usta jockey tempoyu o kadar güzel ayarladı ki. Evet. İlk 400'de yavaş başlattı. 600'ü
12'lik bir tempoda geçti. Sonra bir tık daha yavaşlatıyor. Bakın 600'de 800 arasını 12.5'a yükseltiyor tempoyu. Nefesli ve idareli düzlüğe kadar da geldi bu sayede. Az kalsın da bitiriyordu ama yine sondan ikinci sırada Asmar Dubai. Ahmet Bünyer herhalde buna da değişti. Hatta şunu söyledik. Çıkan atın jokeyi de Ahmet Çelik. At yarıştan çıktı. Acaba Ahmet tercih edilir mi dedik. Ahmet'in nasibindeymiş. Kendi bineceği at start almadı. Ve değişen jokey sebebiyle de Asmar Dubai'de Ahmet Çelik'i seyrettik. Ve 4-4'lük bindi. Yani Ahmet'te bir toparlanma var. Dünkü Tomar yarışını konuşacağız. O nazarlık olsun diyelim. Evet. Ama toparlama var Ahmet'te. Sezon başında ortasında ben performanslarını çok beğenmiyordum ama şu an gayet iyi gidiyor, hırslı. O da liderliğe devam etmenin hırsı diye düşünüyorum biraz da. Bakın. Şurada devrini buldu ve artan devam eden bir atı geçti yani. Aynen, çünkü Thomas Shelby ile Selim Kaya tam mükemmel bir tempo yarışı yaptı. Yani bitirmesi için her şeyi yaptı Selim Kaya doğruları. Buna rağmen kazanması ve atı da görüyoruz zaten. Gücü de var. Yarış bittiğinde ben bittim izlenimi vermedi. Yine bir Torok temsilcisi, harika da eşkali var. Bence yukarılara gider. Ne Cumhurbaşkanlığı yarışı biraz erken olacak gibi bu at özelinde. Henüz o tecrübede değil ama bu sene ne yapar bilmem. Sağlıklı kalsın. Seneye o koşunun koşuması iddialı. Için değil mi? Hiç, ben olsam koşarım bu atı tabii yani. Orası ayrı konu. Ben de koşarım yani. Yani Gazi sürecinde de benim beklentilerim olan atlardan biriydi Asmar Dubai. Ama o dönemde farklı şanssızlıklar yaşadı. Ama Gazi'ye giden yolda hem Dinçer Cebeci, hem Tevfik Çelikoğlu, hem de Niyazi Polatyar koşusu performansları zaten fena değildi at. 2-3-4 bitirdi o koşularda. Ama Gazi sürecinde de galiba bir sıkıntı yaşadı bu at. Öyle hatırlıyorum. Çünkü devamında o... Ha, koşacaktı galiba, evet, şey olmadı. Doğru, öyle hatırlıyorum. Bir 3 aylık süreçte de start almadı. Ama belli ki ekip bu arayı iyi değerlendirmiş. Aradan sonra bir yarış gördü. İkinci yarışında da evet bu rakipler, bizim konuştuğumuz rakipler özelinde bir alt grup. Ama bir alt grupta başarı sağlayacaksın ki yukarılara tırmanabileceksin. Yukarıya tırmanacağın yerde de moralli olmak, kazanarak gelmek bence önemli. Asmar Dubai şu anki görüntüde bunu doğru yapıyor gibi duruyor. Fazlasını yapabilecek özelliği var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Ayakları düz bassın. Beğendiğim bir taydı zaten. Peşini de bırakmadığımız için, o günde ilk at olarak önerdiğimiz için ayrıca mutlu oldum. En azından faydalı olduğunu, evet, düşünüyoruz o yüzden. Diyelim. Peki. Tebrik ediyoruz Özdemir Ekürisi'ni ve yine Ahmet Çelik vardı değişen jokey ile. Tebriklerimiz zaten. Ve geldik Türkiye Jokey Kulübü koşusuna. Starttan varsa bir sesli izlesek mi o yarışı bir? Hadi bir sesli izleyelim Türkiye Jokey Kulübü koşusunu. Ekrem Kurt koşusu için hazır start verildi ve yarış başladı. Liderliği ortadan gelen 2 numaralı Hard Met almaya çalışırken içten 1 numaralı Age of Fire, dıştan da Ekürilerden 6 numaralı John Abruzzi temposunu artıran safkanlar oldular. Bunlardan 6 numaralı John Abruzzi öne geçip yarım boy farklı lider. İçeride 1 numaralı Age of Fire, dışındaysa 7 numaralı Maldras var. Şimdi temposunu artıran 7 numaralı Maldras öne geçti. İlk viraja girilirken 1,5 boy farklı lider, dışına çıkan 6 numaralı John Abruzzi onun peşinde. 4 boy kadar geride 1 numaralı Age of Fire. Ondan 3 boy kadar geride 2 numaralı Hardmet. Hardmet'in 3 boy gerisinde 5 numaralı Dragon Flame, ondan 1,5 boy geride Borrego var. Son sırada President of City sırasıyla safkanlar 1600 metre start yerine ulaştı. Şimdi tempoyu artıran 6 numaralı John Abruzzi 7 numaralı Madras'ı yakalayıp ondan liderliği aldı. Madras'tan 4 boy geride 1 numaralı Age of Fire, dışında 2 numaralı Hardmet. 5 boy geride 5 numaralı Dragon Flame, 2 boy gerisinde 4 numaralı Borrego, ondan 2 boy geride de 3 numaralı President of City sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. Yarışın liderliği 6 numaralı John Abruzzi'di. 2 boy geride 7 numaralı Madras. Madras'tan 2 boy geride 1 numaralı Age of Fire. Onun 1 boy gerisinde 2 numaralı Hardmet 4.lükte. 3 boy kadar geride 5.liğe 4 numaralı Borrego girdi. Borrego'nun 2 boy gerisinde 5 numaralı Dragon Flame. Onun 2,5 boy gerisinde son sırada 3 numaralı President of City sırasıyla
Safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 6 numaralı John Abruzzi bir boy farklı önde. İkincilikte yine 7 numaralı Madras. Madras'ın bir boy gerisinde 1 numaralı Age of Fire. Onun bir boy gerisinde 2 numaralı Hardmet. 2,5 boy geride 4 numaralı Borrego. 2 boy geride 5 numaralı Dragon Flame. 3 boy geride de 3 numaralı President of City sırasıyla son 600 metreye yaklaşıyor atlar. Tekrar 7 numaralı Madras temposunu artırdı ve 6 numaralı John Abruzzi'nin dışına kadar dolandı. 2 boy geride 1 numaralı Age of Fire düzlüğe 3. 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Borrego da 4. çıktı. Son 400 metreye yaklaşıyor atlar. İçeride 1 numaralı Age of Fire. Ortada John Abruzzi, dışında Madras var. 7 numaralı Madras öne geçti şimdi. Onların dışında da 5 numaralı Dragon Flame ve 4 numaralı Borrego. Son 200'e yaklaşılırken Madras'ı dışarıdan gelen 5 numaralı Dragon Flame yakalıyor. Son 200 metreye 1,5 boy farkla 5 numaralı Dragon Flame önde girdiği içinden 4 numaralı Borrego'nun çabası var. 3 boy oldu fark. 5 numaralı Dragon Flame Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Borrego ikinci. 7 numaralı Madras üçüncü. 1 numaralı Age of Fire dördüncü oldu. Beşincilik için 6 numaralı John Abruzzi ile 2 numaralı Hardmet fotoyu yakın farklarla geçtiler. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu kazanan 5 numaralı Dragon Flame oldu. 6 numaralı John Abruzzi ile ekürüydü Dragon Flame. Evet, Dragon Flame yine bir Torok yavrusu. Jockey Kulübü koşusunu kazanırken hakikaten çok net, bu kadar kolay bir birincilik bilmiyorum herhalde. Beklemiyorduk hepimiz değil mi? Nurullan, Nurullan tabiriyle biz yeni gelmedik, geri geldik. Geri geldik, doğru, onun tabiriydi. Fakat tabii ki kuponlarımıza şans verdiğiniz iki isimden biriydi. Borrego, Dragon Flame ikilisinin rakiplerinden çıkarmıştık. Her ikisi birden kötü koşarsa Madras iddialı olabilir derken, Madras zaten ekürisiyle girişmiş olduğu mücadeleden dolayı yarıştan bence düştü. Ama iki yarıştır bu stil pek uymadı Madras'a sanki, değil mi? O sonlardan gelip geçen Madras... Gereksiz macera arayışı bence. Yani stili oturmuş bir atla ilgili böyle bir şeye gerek var mıydı? En azından iki yarıştır izlediğimiz atta sanki gerek olmadığını gösterdi. Bir de sanki, bilmiyorum katılır mısınız? Demin de seyrederken şey yaptık ama hani ciddi anlamda ekürünün faydasını gördü şey. Gördü. Dragonfly. Katılmıyorsun sen. Hani ne amaçla, hani ekürüyü koşarken amaç neydi? Yarışı süratli götürmek mi? Süratli götürmediler. Ama yine iyi gitti. 1.04.5. Bahat olmasa çok daha yavaş gidecek yarış. En az 1.5-2 saniye daha yavaş. Hani amaç süratli götürmektiyse süratli götürmediler. Onu ben gördüğüm o. Görünen görüntüde. Rakipleri erken tempoya soktular. Evet. Ya o noktada bence Madras'ın yapmış olduğu bir hata. Ön tarafta giden koşunun favori atının ekürüsü ise ona takılmana gerek yok ki. Çünkü rakip o değil. Ön tarafta Dragon Flame gider, çökersin ensesine, yakın takip edersin. O zaman derim ki tamam, doğruyu yapıyorsun. Ama arkada bekleyen koşunun şanslı atının ekürüsünü preslediğin zaman orada kendine yaparsın. Dragon Flame'e bir zararın olmaz. Zaten finalde de zararlı çıkan taraf Madras oldu. Ya bütün bu konuştuklarımız bir yana, yani öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu vesaire. Atçılıkta da çok büyük konuşmak doğru değil ama Dragon Flame bu mesafelerde ülkemizdeki Sanok Cougar dahil hiç kimseye geçilmez bence. O gün göstermiş olduğu performans çok net şekilde bu mesafenin hakimi benim görüntüsünü veren bir performanstı. Ben ekibini kutlarım. Müthiş hazırlanmışlar safkanı koşuya. Aktif koşan atlar içerisinde mesafe 2400 ise Dragon Flame ve diğerleri olarak bu ayrıldı. Muhtemelen seneye karşılaşacaklar. Sanok Cougar'ın görüntüsü öyle. Sezonu kapattıklarını demiş. Söylüyor. Seneye de şayet koşacakları mesafe 2400 olursa Dragon Flame'in ben Sanok Cougar'ı dahil çok kolay geçebileceğini düşünüyorum. Enteresanlık yok mu orada da? Şimdi bu atın koştuğu ikinci uzun mesafeli yarışı. Evet. Gazi'ye kadar hep 1600 civarında, 1400-1600'leri koştu. İlk erkek tay denemeyi koştu. Oradan direkt olarak yine ezber bozan bir seçimle Gazi'ye gittiler 1600'den 2400'e. Sonra muhtemelen ekip şöyle bir yorum yaptı. Ya bizim atımız orta mesafe attı. Gazi'yi de kalitesiyle mi kazandı diye düşündüler. Yine orta mesafeye döndüler.
Ama ne zaman ki 2400'e çıktı, bu at biraz hani Toroglar daha Miler özelliklerini fazla yansıtan isimler Taylor oluyor. Torok böyle nispeten bir aygır. Tabi uzunda da Gazi şampiyonları veriyor. O aynı. Kalitesiyle. Ama bu at tam, ben Eray'a katılıyorum, tam mesafe atı. Bence bu atın zorda kalmadıkça 1600'lere falan dönmemesi lazım. Çünkü 800'lerde bakalım. Arkalarında resmen Akın Sözen şarkı söylüyor atın üzerinde ya. Ya bu kadar rahatlık bu ne demek? Atın dayanıklılığı had safhada. Nefesi çok yüksek, mesafeye çok yatkın. Ve tam bir bu mesafelerin 2000-2400 metrenin atayım izlenimi verdi. Her şekilde kazanırmış ama rakiplerinin erken tempoya girmesinin de sonlarda meyvesini ziyadesiyle topladı. Madras'tan şu gözlüğü hemen atıp eski stiline dönmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şeyi soracağım sana Eray. Edge of Fire tutuyordun bugün. Evet. Hani şimdi öndeki ekür olmasa acaba onun yaptığını Edge of Fire mi yapardı? Ben Edge of Fire'ın yerinde olsam o gün de söyledim. Edge of Fire'san gideceksin, abi. Eray emin ol değişen bir şey olmaz. Ayrı. Sen öne çıkartınca yok, bile... Yok haklısın. Yok ekürü var diye mi gitmedi onu soruyorum. Ama yani bu tempo... O yüzden gitmedi hani ama. Bu tempo Edge of Fire'ın yapabileceği tempo. 1.04 geçildi sen gidersin 1.03 geçersin. Hiç en geçirdim, azından dersin ki... Geçirdim. Kardeşim ben kendi karakterimde, kendi stilimde koştum ama Dragon Flame geldi, Madras geldi, beni geçti dersin. Ama bunu yapmadığın zaman hep benim bir yanım eksik kaldı mesela. Ama Eray, o şekilde koşarken göremedim hatta. Bir yarış önce Borrego ile Age of Fire arasında 7-8 boy bir fark var. Bir yarışta kapanacak yok, ben farklar değil. Ben kapanır yani. Kapanmaz meselesinde değilim. Age of Fire bu atlarla baş edecek bir at değil bence. O aynı fikirdeyim. Ben şunu düşünüyorum, tamam değil eyvallah ama hani... Age of Fire'da kendi yarışını yapamadı gibi geldi bana. Bir de jockey değişikliğinin etkisi olabilir. O gün Halis de binmedi atı. Evet. Özcan bindi falan belki kendi ya, bilgisi. Yani ne olur. Kadar fark edecek? Biraz yani. Devam etmesi gerekirdi. Bak John Abruzzi durmuş onu bile geçerken artık zorlandı. Zorlanıyor. Ya bence her halükarda ön tarafa gideceksin abi. Ya gidip de deli tempo zaten gitmen gerekmiyor. Doğru. Burada istediği taktikte numaraya çıkabileceği bir yarış gidişatı var. Böyle bir taktik belirlemiş ekip. Ve bu sayede de maalesef kötü koşmaya devam ediyor. Önde de gitseydi değişen bir şey zaten olmayacak. Dragon Flame bu görüntüde rakiplerine geçilme şansı yok. Üç yarışır geçilmeyen Borrego'nun yanından Dragon Flame'in geçişine bakar mısınız? Tabii. Yani rakibi üç yarıştır jenerasyondaki mesafe atlarının tamamını geçmiş bir at. Yani Akın neredeyse şöyle bakacak. 600'de, yanındaki ata öyle geçecek. Beden 600'de artık yani, evet. At dizginleri kopartacak 600'de ya bırak diyor beni. Yani, dolayısıyla olağanüstü bir performans izledik. Ayakları düz bassın, nazar değmesin. Çünkü Gazi sürecinden sonra da yaşamış olduğu ufak bir talihsizlik olmuştu. Çok özel bir şey olmamakla birlikte. Kan değerlerini düşmüş evet, var. Ama at sanki gelişimine de devam ediyor gibi ya. Biraz daha ben büyüdüğünü gördüm atın. Yani şeyle karşılaştırdığında, ikinci gelen Dragon Flame'le evet. Karşılaştığında yarış bittiğinde fizik olarak çok büyük farkları evet. Şey Dragon Flame'le Borrego arasında Borrego. Çok büyük bir fark var yani. Öyle basit bir fark değil o bildiğin yani. Yani buradan bir de iş öğretmek hadsizliğine girmeyelim. Sadece yorumumu yapmak istiyorum bir atla ilgili. Madras eğer Cumhurbaşkanlığı koşacaksa gözlüğü çıkartıp geride beklemeli. Mümkün ben Madras'ı Gazi koşusunda favorimdi biliyorsun. Evet. Favori at vermiştim ama Gazi koşusundaki o yarıştan sonra ben de... Ben Madras'ın yani, sezonu kapattığını düşünüyorum. Daha koşmayacaklardır. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben yani, öyle. Sadece bir diyaloğum yok. Ama şu tempoya hani, rağmen üçüncü at kötü değil. Yok, bence öyle olması lazım. Çünkü bakın bazen de unutuyoruz. Hatırlarsanız şöyle demiştik. Madras kim? Erkek tay denemeyi kazanan at. Devam etti Sait Akson'u kazanan at. Evet. Nasıl kazandı bu koşulları? İşte. Son bir hamleyle artık böyle neredeyse var gücünü kullanarak kazanmış olduğu yarışlardı. Bazen atçılar bunu kabul etmese de o gibi yarışlar atlardan bir şeyleri alıp götürüyor. Bu bazen bir yarış sonra ortaya çıkıyor. Bazen üç yarış sonra ortaya çıkıyor. Bazen de artık sezon sonunun geldiği zamanlarda ortaya çıkıyor. Madras'ta yavaş yavaş ipuçlarını vermişti. Artık sezonun sonuna gelindiği zamanlarda da iyice ayyuka çıktı. Jenerasyonda
adından söz ettiren atlardan biri oldu Madras. Çok kötü koşmuş olduğu 2-3 yarış onun kalitesinden bir şey değiştirmez. Madras. Bence sezon finalini fazlasıyla hak etti. Madras benim atım olsa bu yarıştan sonra bir daha koşmam. Madras'ın en büyük şanssızlığı ne biliyor musunuz? Bavvali'nin erken sakatlanması. Yani şöyle söyleyeyim. Madras bu stil değişikliklerini falan farkındaysanız hep Bavvali'nin olmadığı yarışlar sonrasında bir arayışa girdi. Yani Bavvali gibi koşuyu önde kabullenen herhalde o John Abruzzi kadar gider baktığımda ki bana göre daha, daha iyi yaptı. Daha fazla. Dolayısıyla o hani düzlükte onu akıtan, düzlükte o sprinte yol açan bir Bavvali'nin olmaması Madras'ın aslında çok bugüne kadar çok istediği yarışları yapamamasına sebep oldu. O da farklı bir arayış içerisine gitti ekipte. Doğru olabilir, tartışılır. Doğrudur, yanlıştır bir şey demiyorum ama iki yarıştır. Tamam. Ya denediler, bazen denemek lazım. Ya tabii denedik, sonucunu normal. Gördük. Ben olmadı. Şey yapmıyorum. Hani ama dediğim gibi önümüzdeki sene iyi bir geri dönüş yapar veya Ekürlü'nün başka bir atı olur. Geçen koşanlardan bir tanesi vardı. Gene onu da tutuyorduk 9 numaralı pek şans. Saraben. Saraben falan böyle hani Saraben'di. Değil mi? O falan hani böyle şey olursa bir şey diyemem ama hani Madras sanki yarışta tempo istiyor gibi. Net. Ama böyle bu tempo değil. Yani yok. Şeyin verdiği, başkası John Abruzzi'nin verdiği tempo değil. Değil, onu böyle yarış içerisinde rahatlatacak, tabii, akacak tabii. Bir Madras'ın olması. Sürat. Tempodan ziyade sürat istiyor. Şimdi ne oluyor? Arkadaki atlar da ister istemez iç içe geliyor. Ele alınmayı da çok sevmiyor. Bak bir de şu var. Sanki Ahmet orada şunu kendi inisiyatifini bilmiyorum ama numaraya gidecekti kimseye. Yani. Onun sebebi de ne biliyor musun? Öbür türlü ele aldıkça at bir şeylere isyan ediyor olabilir. Orada aksın istedi at belki de, anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz önlerde kabullendiği gibi geliyor bana. Bak farkındaysan. Tamamen gözlüğün etkisi işte bu. Tabii ya sonlarda o duruş da normal bir duruş değil. Ya bazı şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesi. Bakın Madras'ın finalde son 200'deki duruşu. Normal bir duruş değil yani. Bir anda olduğu yere basmaya baş. Bakalım görelim. Artık koşacak mı koşmayacak mı bunu hep birlikte şey yapalım. Fakat şöyle bir gerçek var ki sana katılmamak mümkün değil bu konuda. Hani o Gazi öncesinde o yay gibi Madras'ı göremiyoruz. Pekala. Kazananı tebrik edelim. Ekibin ilgililerine hakikaten gayet iyi yarışlar koştu. Burada bir şey var, protesto 3 Ekim. Ankara protesto demiştin. Neydi bu? Değişmesi gereken bir yarış olarak görmüştüm. Gelsin ben o zaman. Sen bir değerlendirme yap. Biraz sanki konuşulması gerekiyor. Getirin ekrana. Ankara 2. kursu son düzlük protestoyun hangi yarış ve ismi nedir? Değerhan. Bariyer dilindeki ad. Değerhan'ın dışındaki Didem Hanım olması lazım değil mi Tolga'nın? Ona şu an yapacağı faul bakın. Tampon darbesi gelecek. Bir yerde daha yapıyor. Sonra. Nerede? Evet. Şimdi en içerideki ata bakalım. Dışında da sarı gözlük. Hop bak geldi. Çok yani çok. Yani. Bu red mi oldu? Bu protesto red bak, oldu. Daha, yani ve gelmeye de devam ediyor at bu arada. Bak. Yarışları izledim. Ceza var mı? Pardon. Ceza, ceza muhtemelen gelmiştir veya gelecektir kim ama. Kim biliyordu bu arada? Ayhan Kurşun'la kazandı at. Serdümen'in anneden kardeşi. Yani yarış koşuldu. Faul gördüm. Ben dedim ki favori kazandı. Ama kazanmasına rağmen bu yarış değişti dedim. Yani çünkü bariz bir tampon dibinde ya. Evet. Çok da etkiledi. Ve Tolga Hanım hatırlarsan Ankara'da benzer görüntüdeki faullerin değiştiğini görüyorduk biz. Vallahi bu Ankara'ya faul değişmiyorsa ben yorum yapamıyorum. Ankara o gün sağından uyandıysa değiştiriyor, solundan uyandıysa değiştirmiyor. Ankara'da bir istikrar namına bir şey yok maalesef. Yani birinci ile arasında 30 salise farkla dördüncü bitiriyor bu faulü Yenat. Ve sen bu yarışı değiştirmiyorsun. Ankara ne yapıyor biliyor musun? Bugün diyor değiştirelim ya diyor faul olursa. Ama bu çocuk ertesi yarış değil günü ki, oluyor ya bugün es geçelim diyorlar. Tabii ben, şey yapıyorsun şu anda egzajere evet yani. Ki biraz dikkat çekmek adına tabii. Yapıyoruz. Ya Ankara'da istikrar yok ya maalesef o yorumları net yapamıyorlar kusura bakmasın. O yorumlar Tolga net olmak zorunda. Bunu çok kez bak söyledik. Analizde belki benzer örnekleri var. Vererek ilerliyoruz ama çok yakın zamanda farklı bir sürece gireceğiz. İşte aynı faulde bir gün değiştirip bir gün değiştirmezsen biz burada bu yorumları yapan insanlar olarak bu işin altından kalkamayız. Bakın ben size söylüyorum. Bu Sabit Ganyan olayından sonra bu yarışları değiştirmezsen iki gün sonra aynı faulü değiştirirsen olmaz hocam. Olmaz. Yarışseverlerle bizi baş başa bırakmış oluyorsunuz.
Bazen de bizim dilimizin de ayarı olmuyor. Ondan sonra kırmış oluyoruz insanları ama lütfen o noktaya da gelmeyelim şimdi. Ya burada haksızlık var. Hem yarış seferi haksızlık var, hem atın performansına haksızlık var. Farklı şimdi Didem Hanım burada üçüncü olamaz mı? Birinci ile 30 salise farkla dördüncü olduğu koşuda bu faulü yemeseydi üçüncü olamaz mı? Başla üçüncülüğü kaybediyor. Sen ne diyorsun? Didem Hanım faul yedi ama bence üçüncü olamazdı bu koşuda diyorsun. Onu demeye hakkın yok hocam. Bu faul yarışın değişmesine sebebiyet verebilecek bir faul ve bu sebeple de hiç kusura bakmayın bu koşuyu değiştirmeniz gerekiyordu. Bence hiç olmadı. Ben de izlediğimde değişir dedim. Seyrettim bu yarışı canlı. Evet. Pekala. Geçmiş olsun ekibine ilgili. Pekala dedik ve geliyoruz dünkü koşulara. Maya Reçeli ile başlayalım. Kolay ve net bir galibiyet elde etti Maya Reçeli. Bursa ikinci ayak. Arkadaşlarınız getirirse ekranlara Bursa ikinci ayakta Maya Reçeli. Bursa'dan Maya Reçeli, Hürdeniz, Kurşunili ve o zaman hepsini evet, alalım. Kurşun. Rüzgar Kanat'la başlayalım. Şey yapalım, hızlı geçelim ama tempoyu. Olur. Çünkü diğer ayaklar da önemli, bir atlamayalım. Rüzgar Kanat'ı verelim. Arkadaşlar bu yarış değil, birinci şeyle başlayalım. Birinci ayak, geldi. Dördüncü kuruş. Öz Kuruş evet. Bey liderliği aldı. Tolga sen değerlendir. Tempo da yüksekti yarışta. Sonlara kadar güzel geldi. Çok formda bir isim zaten Öz Kuruş Bey. İşte hep diyoruz, şimdi doğru mesafelerde koşunca atlar istikrarını sürdürüyor. İki yarış önce bu at net kazandı İstanbul'da. Getirip 1200 koştular evet. Bursa'da. Tabela dışı geri İstanbul'a uzuna çıktı. Aynı benzer stilde Afraşah gibi formda atın ardında ikinci olmuştu. Evet. Burada da yine aslında kazanacak performansı sergiledi ama yüksek temponun etkisiyle sonlarda biraz tempodan düşünce kazanan Rüzgar Kanat'ta formda kumda bile güzel bir ikincilik yapmıştı. O da etkili sprint yaptı. Jockey'de Ali Can da zaten benim beğendiğim bir kardeşim. İnanarak bindi. Evet, tamam. İnanarak bindi ve galibiyet geldi. Daim olsun, kutlarım ekibini. Zaten kağıda baksanıza. Değil mi? Aybeniz'in temsilcisi. Alta. Baba Alta, harika bir kağıt. Daim olsun. Aybeniz'de Ayben kız mı? Ayben kız mı? Ayben kız. Ama Alta. Eray var mı İlayben yoksa? Yok yani aradaki kilo farkları çok etkili etki etti. Yani 1-2 biteren atlar 50 kilolu atlar. Bu Kızıl Gezegen'in yarışını beğendim yalnız evet. Ben. Koşuyu 10 kilo farkla. Ona rağmen güzel bir yarış koştu. Gerçi grup koşulardan falan geldi. Grup koştu geldi bu gruba. Ona dikkat diyelim. Pekala. Şimdi Maya Reçeli'ne geçelim. Maya Reçeli düzlüğü gerilerde döndü. Starttan mı aldın? Start verildi. Düzlüğü geriler. Şimdi derecelere baktım da keşke öbür gruba düşseymiş ya. Efekt kazanıyormuş orayı. Öyle mi? Tabii. Zaten ha, kolay bir ha, buranın oldu. Kötü. Burası daha iyi bir derece. Burası mi? İyi bitmiş. Hmm. Birinci grup şey bitmiş. Zaten bu at bak kahraman ekürüsünün atı. Evet. Maya baktım. Ekürünün yetiştirmesi değil. Sonradan transfer edilmiş. Malkoçoğlu o şey no fact. Evet. Attım. Anne hattından ya da bence oradan bir şey. Oradan var. Bir şey gördüler ya da atın yetenekli bir at olduğunu görüp Tayken satın aldılar bilemiyorum. Evet. Ama aksiyonları falan var ya mükemmel. Tam uzun mesafe atı. Böyle babası Toruk Maktoy'u yalnız ne var annede biliyor musun? Seren, Jah o bizim maşallah attı dediğimiz at var ya. O Meltem bir de Malkaçoğlu. No, ben Malkaçoğlu diye düşündüm ama o aşağıdaki o Meltem bir attı. Yerli familya işte bizim şey gibi Al Hilal gibi onda evet. Da Karayel tamamen yerli burada da aynı familyayı görüyoruz. Şimdi biten bir attı bulmak için yaptılar. Yapmış olabilir kesinlikle. Evet dışarı çıktı şu anda şey Maya Reçeli en dış kulvardan sprintine başladı. Onun içinde de ikinci gelen Didi neydi? Didi Lazi. Didi Lazi Laz çocuğu. Bizim arkadaş, büyük Laz demek. Büyük Laz demek orada. Bu ata çok inanıyordu. Ama arkasını olmamış. Ya bir yarış önce tabela yapmadı at o gün ikinci doğru. Olan. Ama burada çok uzuyor geliyor. Çok koştu. Bizim bir arkadaş da ikili oynayacaktı yetişemedi oynamamış iyi olmuş. Ondan sonra parası cebinde kalmış ya. Parası cebinde kalmış öyle diyelim. Ama şey güzel bir tay maşallah. Efekt Çim'de daha iyi koşuyor. İstanbul'da yarış sentiti alınınca kötü koşmuştu ama Çim yarışı daha iyi. Burada tabii hani ben derece de yoktur diye düşündüm yarışta ama şimdi baktım. O meydanı koşsa kazanıyormuş. Öteki şeyde meydanda durum nedir? Ona da bir bakalım. Neydi? Zaten Bahat 30 yaptı ve çok evet. Net kazandı. Belli. Tabii ilk bini bir geçilince Tolga. Ama öbürü de sonlarında evet. Bunun da sonu, şey ötekinin sonu gene onun da şey bunun sonu ötekinden de iyi. Yani hani
Hem sonları iyi hem genel derece var. Burada boşluk üçüncüsü oldu ama... Aslında boşluk değil. Niye değil? Geliyor, bindiriyor, gücü var. Arttırarak gelen bir at, evet. Bu at 2000'lere falan seneye çıksın. 2000-2400 lira. Uzun yarışlarda tam bir uzun mesafe. Çok net mesafe atı zaten. Öyle hani 1600 falan da değil. Yani ya bir de yani. Şimdi bak kağıda bak. Krim Wind atar. Kısrak babası Power Score. Ya bu 2000 ver. Buna 3000 ver koşsun evet. Bu at. Dolayısıyla efekti takip alalım gene. Ali eline sağlık, pamuklara sar sarmala. Seneye bu atı sağlam ara ara böyle iyi oluyor. İkiler, üçler falan filan böyle. Şey yapıyor. Pekala. Tolgan en son sözünü kapatırken güzel bir şey söyledi. Ben de aynı şeyi gördüm. Yani kazanırken bana da Toruk Makto izlenimi verdi. Evet, yani tabii. Çok öyle geldi yani. Evet öyle geldi. Sanki daha fazlası da var gibi var. Tay'da. Pekala. O zaman hemen geçelim bir son koşu. Hürdeniz Eray çok fiyakalı ve kolay bir yarış kazandı değil mi baktığında? 5 boy farklı. Halbuki bir önceki yarışta Surerte'ye geçilmişti. Evet. Roman şöyle böyle olmadı. Neler söyleyecek? Vallahi koşunun kritiğinden önce ben sahibi sevgili Recep ve Ömer kardeşlerimi kutlayayım. Bu yarıştan birkaç gün önce de bana şöyle bir şey söyledi. Eray abi dedi son koşmuş olduğu yarıştan sonra ufak bir problemini tespit ettik. Evet. Problemi çözdük. Müsaitsen Bursa'ya yarışa gel dediler. Tabii öyle bir müsaitlik durumumuz olmadı. Bizim atımız bu koşuyu kazanır abi dedi. Önce onu kutlarım. Gözü aydın olsun. Bir at sahibinin atına bu denli inanması ve dokunuşları yaparak atının bu performansı sergileyebileceğini öngörmesi kolay bir şey değil. Yolu açık olsun. Hem Recep hem de Ömer Dikku'yla kardeşler bunu daha önce de söyledim ama atçılar ciddi anlamda yatırımlar yapıyorlar. Öyle böyle yatırımlar değil. Buna çiftlik yatırımı dahil. Karşılık bulması da atçılığımızın geleceği açısından da bence önemli. Hürdeniz'in de bu denli net, bu denli kolay kazanması özellikle kısa orta mesafelerde potansiyel taylardan biri olduğunun göstergesi. Yani rakiplerinin hiçbirine imkan vermeden kazanılmış bir yarış. Dünkü bu performans Hatay'a gelseymiş, Hatay'da da bir şeyler yapabilirmişi bana gösterdi en azından. Onu söyleyebilirim. Ama önü açık taylardan biri. Bu sene muhtemelen koşabileceği bir ya da iki yarış var ama devamında seneye Hürdeniz'in bu performanslarını izleyeceğiz. Tekrardan Recep ve Ömer kardeşimi kutlarım. Yolları açık olsun ve daim olsun ki daim de oluyor. Bu ara son bir iki aylık süreçte ona yakın birincilikleri var yani. Bu da kolay bir iş değil. İnşallah hep aynı şekilde devam ederler. Sürer Tay ikinci, iki gayi üçüncü, Hayalinoğlu'da koşunun dördüncüsü oldu. Kurşun ile devam edelim. Eray kaldığın yerden devam et. Kurşun ili geliyor hemen ekrana. Starttan niye aldık bunu? 1800 metrelik yarışı. Bunu starttan belki birazdan bağlayacaklar herhalde. Öyle bir şey mi yapmışlar? Peki. Ne yapmışlar? Bakalım. Uzun mesafeli bir yarışımı starttan almasaydı. Peki evet. Tabii kurşun ile aslında... taylığında ve devamında dörtlüğe döndüğünde değil mi Tolga'nın fena performanslar sergilemiyordu. Canım, çok ama son bir yıl sınıf yarışlarda anneler gününde vesaire çok iyi yarışlar. Ama devamında son bir yıllık süreç kurşun ile adına gerçek anlamda hayal kırıklığı ile devam eden süreçti. Ama dönüp bakınca da şunu diyorsun bu atları da geçsin bir zahmet dedim. Şimdi ben evet yani bu rakipler yanında eski yarışlarını hatırlatabilecek kalitesi var mı? Var. Gücü de toparladığını gördük. O evet. Gücü yoktu. Dünkü yarışta artık gücünün de yerine geldiğini görmüş bulunduk. Tek çarem hep iyi koşan atlardan biri. Dün koşunun yine ikincisi. Adem Perisi 3, Belkıs Ana 4. Bir ara kazanarak girdi Belkıs Ana ama öndeki rakipler devam etti. Bir de her hafta koşarsan bir yerde evet, onun da bir yorgunluk karşılığı olacaktır. Diğer isimler büyük yıldızın beklentilerin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Sanki onun özelinde de koşulmaması gereken bir koşu olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Pekala. Büyük yıldız özellikle. Evet, büyük yıldız. Kum attı büyük yıldız. Kumda devam etmeli. Artık bu saatten sonra bu atın çime çıkmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Pekala. Dehlin'e geçelim. Dehlin, ben dedim ya Bursa'yı dün tam izleyememiştim ama %5'te 5. at 16 lira 20 kuruşta Ganyan sürpriz bir sonucu imza atmış. Yine 1200 metrelik bir yarış. Neler söyleyeceksiniz Eray? Tabii ben anneyi çok yakından tanıyorum. Tabii anne sendeydi. Evet.
Talip abi dedi. Talip abi Taylanlara verdi sosun oğullarına. Taylanlardan da ben almıştım anneyi. My Life'ın kızı. Kızı. Hani alırken de benim amacım şuydu. Hani birkaç yarış koşup sonrasında anne yapmak. O dönem Seçkin diye bir kardeşim vardı. Onunla ortak koşuyorduk. İki yarış kötü koşunca Seçkin'e dedim. Gel dedim anne yapalım uğraşmayalım hani boş yere. Hem kısrak üzülüyor hem de biz üzülüyoruz. Seçkin denemek isteyince o zaman dedim kardeşim sen devam et. Ona bırakmıştım. Devamında da herhalde ya bir yarış koştu ya da koşmadı. Sonrasında Murat abinin üzerine geçtiğini gördüm. Kısrağın yani anneliğinde doğru eşleşmelerle farklı yavrular verebilir. Çünkü güçlü bir kağıt. Normal pressing kızları kimle gitmeli mesela? Kim ağırlıklı aygırlara gideceksin? Mesela bak. Pressing, Greystorm eşleşmesi çok iyi işliyor. Evet. Onu gördüm. Doğru. Torok olur. Torok yavruları olur ki Murat abi de zaten aygır var. Ona çekmiştir diye düşünüyorum. Muhtemelen kardeşleri çekmiştir. Vardır bence. Evet. Torun. Çok bence da çünkü uyan bakalım. Bir kağıt olduğu için bakalım. Bunu yapmıştır ama Çikaloka. O kanattından gitmiyorsa bile hep çim çim özellikle aygırlara gitmekte fayda var. Hold on bir tane var. Varmış. En büyüğü ondan sonra hiç çekilmemiş şey. Hmm. Ha pardon Rhythm Divine'dan doğru özür dilerim. Var değil mi? Rhythm Divine birlisi var. Bir tane üçlü varmış Bluegrass Cat'ten. Karnındaki Rose de Rhythm Divine'dir muhtemelen. Rose koşuyor hala galiba. Evet koşuyor. Karnındaki de muhtemelen şeydir Rhythm Divine. Yani şimdi benim elimde Rhythm Divine gibi aygırım olsa. Tabii canım ben de çekiyorum. Çek yani. Babam çek her sene çekiyorum. 3-4 sene denenir evet. Bu kısrakla. İyi de bir uyum olur. Dün bu gibi pis ve mesafeyi yapabilecek özelliği olan atlardan biri. Biraz göz ardı edilmiş. Geri planda kalmış. O kadar geri planda kalması normal değildi. Dehlin daha fazlalarını da yapabilir mi? Bunu zaman gösterecek ama kısa orta mesafelerde potansiyel taylardan biri sanki. Evet. İyi koşmuş. Eşgali de güzel. Güzel aksiyonları da sağlıklı. Çikaloka o kadar büyük bir kısrak değil. Ufak tefek bir kısraktı ama tayı gayet güzel ve başarılı. İnşallah ayakları düz bassın. Başarıları daim olsun diyelim. Çikaloka'yı, Dehlin'i biz de kutlayalım. Ekibinin ilgililerini. Pekala. Time Magic günün son kursunu kazandı. Yine cazip isimlerden biri. Katimini ikinci, Dreamliner üçüncü, Rain Melody dördüncü oldu bu koşuda. Neler söylemek istersiniz Tolga? Yani bu Safkan'ın anne attı şeye gidiyor değil mi? Gazi şampiyonu Veldan'a gidiyor. Tabii dominant Veldan'ın torunu galiba. Veldan Stark'ın mı? Yok, huysuz Donna ile bir akrabalık olması lazım. Yani şeyde. Huysuz Donna'dan geliyor. Evet. Oradan geliyor değil mi? Yani Manila... Çime ve mesafeye yatkın isimler verir genellikle. Bunun annesini ben koşarken iyi hatırlıyorum Dominant. Evet evet bir tane de... O şeylerdendi. Baklava yaparlardı ya şeyini sağlısını. Yücel Duran'ın atlarından. 2000'in başlarında koşan atlar. Fena bir at değildi yani çimde. Yavrusuydu tabii, tabii. Bunun bir tane. Bakalım ona da. Erkek güzel akın halinde koşuyordu. Langeron, Dominant San, Halaskar, Dominant San iyiydi. Duman Ali. Langeron da fena bir at değil. Bu Safkan'ı da İstanbul'dan biliyorum ben. Taylığında biraz sıkıntılarda yaşadı, atlattı vesaire. 1-2 satış koşuları falan da koştu. Grubunu bulunca handikap 15 mücadele. Çim etkili sprintiyle kazandı. Yüksekte bir tempo oldu. Yüksek demeyelim de orantısız derecede hızlı bir yarış oldu. Sonlarda bekleyen atlarda bunun getirisini elde ettiler. Time Magic, Dreamliner, Catmini ilk 3 sırada tamamladılar koşuyu. Pekala. Ya tabii biraz biz bazen buradan çok fazla akıl vermeye devam ediyoruz ama şöyle bir durum var. Ya, dominant gibi bir annem varsa elinde az önce işte Çikaloka ile verdiğimiz örneği burada da vermek gerekiyor. Bence çim özellikle aygırlara gitmenizde fayda var. Şimdi burada Hemsworth'e gittiğiniz zaman maalesef doğru eşleşme olmuyor ve devamında da hem istikrarsız yarışlar gelmekle birlikte bu atın çimci mi kumcu mu olduğunu da şu an kestiremiyorsun. Kumda da kazanmış olduğu yarışlar var. Çimde de kazanmış olduğu yarışlar var. Ama iyi bir çim aygırına giderseniz dominanttan farklı bir yavru yakalayabilirsiniz. Benim beğendiğim mesafe tutan annelerden biriydi. Öyle belki açık yarış falan kazanmadı ama uzun mesafelerde kısa vade performanslarını hatırlıyorum. Dolayısıyla bundan sonraki aygır ziyaretlerinde dominantın mutlaka ama mutlaka çim özellikli aygırlara gitmesini tavsiye edeceğim. Tarık abi dedi kısa herhalde ondan belki şey olmuş o Hemsworth falan. Olabilir. Belki onun onlarda Smart Robin var mesela. O var bir çim tane özellikli. Daha var. İşte belki buna uyum düşünülebilir. Peki.
Evet, hemen geçiyoruz İstanbul'da. Önce Özgür'le başlayalım. Valla 10 bin malı Erzem kız deseydi çok da iyi olacaktı ama cazipleşiyorduk bu oyunlar ama olmadı. Fakat bir sonraki yarışta meydana veda eder görüntüsü elde gördüm. Milyon gördünüz mü? Evet. Yani görmemek mümkün değil. Koşunun yükünü çek. O tempolarda. Çek. Sonlarda bir daha cevap vermeye çalış rakibine. Kesinlikle. Harika bir at. Baba Azmi Reis, anne Kumsal, Saad'ın gücüyle Taşan Bey'le aynı anne hattından gelen bir isim. Kumsal şeydeki İsmail abi. İsmail abi'deki Haydoğlu Ekürüsü'ndeki kısrak. Bu safkanda gelecek var. Bir kısrak olarak dediğim gibi yarışında yükünü çekmesine rağmen mükemmel bir ikincilik elde etti. Gökhan abinin adına koşuyor. Ona da moral olsun diyelim. Bilmiyorum bir ortaklı koşulan at mı? Daha önce sohbeti geçmedi bu tayın. Daim olsun. Harika bir tay. İkinci olandan bahsediyorum. Kazanan zaten koşunun hazır atlarından biriydi. Aslan Soylu'nun anne kardeşi. Mehmet de harikaydı. Dört dörtlük binince galibiyet geldi. Üçüncü olan Mesut Can da koşunun iyilerinden bir diğeriydi. Takip listesine de beşinci olan atı ekleyelim. Bakın Madrabaz yavrusu. Ben startla birlikte öne çıkacak diye bekliyordum. En dış startı çekince mesafe de kısa bundan etkilendi. En geride çıktı düzlüğe ama yaptığı sprint çok iyi. Beşinci olan at. Tabo no mago. Ne demek bilmiyorum ama güzel bir beşinci yer yaptı. Gökhan'ın değil, onun üzerine koştu. Yani o yüzden sayısı tahmin de ettim. Çok iyi. İnfisahın, eski infisahın sayısı diye bir bilgi geldi ama bir şey diyemem tabii ki. Evet. Fakat ya Gökhan abi çıkıyor. De olsa sohbeti geçerdi diye düşünüyorum. Hı-hı. Muhtemelen onun üzerine koşmuş. Dolayısıyla onu da buradan paylaşmış olalım. Ben elzem kızı diyorum. Bir dahaki yarışı başka bir şey demiyorum. Bir de şu şeyi beğendim. Hemen söylüyorum. Koşunun dördüncü olan Asaf abi, Azmi Reis'in tayını. Bir sonraki yarışı o da çok farklı bir yerde bitirebilir. Evet. Eray katılır mısın bilmiyorum. Katılırım. Doğru takip atları. Ya bizleri yakından takip eden dostlarımız sadece günlük yorumlar değil, geleceğe dair de bir şeyler söylediğimizi bilirler. Dünkü yazımı yazarken de ben şöyle bir şey söylemiştim. Dünkü şartlı bir koşularda Gürsu temsilcilerinin bu koşularda adından söz ettireceğini belirtmiştim. Sen ama Gürsu'yu hep tutuyorsun. Evet. Yani, memleketten dolayı mı? Ya köyümün olması ayrı ama şöyle bir girip bakarsanız belki de yavruları koşan Arap aygırlarında en iyi şart bir başlangıcı yapan aygır olabilir Gürsu. Doğru. Dün hem bu koşuda 1-3 bitirdiler hem de son koşu yine şartlı bir mücadele 1-2 bitirdiler. Erken gelişen ve kolay hazırlanan taylar veriyor Gürsu temsilcileri. Bunun da artılarını özellikle şartlı bir koşularda yaşıyorlar ve hatta 3 yaşlılığında da çok daha farklı performanslar geliyor bu aygır temsilcilerinden. Dün de benim adıma fazlasıyla normal bir sonuç oldu. Öncü Özgür'ün kazanması ama her ikinizin de belirttiği takipatlarını bir kenara yazmakta fayda görüyorum. Güzel de bir bilgi var. Şimdi bir Google'a yazdım atın adını. Tabano Mago. İsmini dedesinden alan Tabano Mago, Japonca'dan Türkçe'ye çevrildiğinde Turbo'nun torunu anlamına gelmektedir. Bu atla ilgili bir satış ilanı varmış daha önce. Bir sitede Akal Teke At Evi diye bir site. Orada da bu bilgiye de yer vermişler. İsmini dedesinden alıyormuş. Japonca'da Turbo'nun torunuymuş. Yani Madrabaz da Turbo'nun oğlu olduğu oğlu, için. Oğlu tabii doğru. Turbo'nun torunu diye Japonca o anlamı geliyormuş. Japonca bilen dostlarımız teyit etsinler. Varsa bilen. Evet şimdi bir... Bana da şeyle ilgili bilgi geliyor. Kazanan atla ilgili neden üzerine koştuğu, nedir ne değildir onlara bakıyorum. İkinci olan için mi? Yok yok, kazanan Özgür. O kurt telekürsünü zaten. İkinci olan Elzem kız. Elzem kızdan bahsediyorum. Evet, o ikinci oldu. Evet, evet. Pekala. Var mı ilave başka yoksa o zaman hemen geçelim bir sonraki yarışa. Sülümbike'ye nihayet şeytanın bacağını Mahmut Bağ ile kırdı. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın diyorduk. Olmamıştı ama Süleyman Bikir'in çok inandığım benim de Gülay ile birlikte yeter diyordum bu koşuda. Yani şu grupta da kazan artık ya. Yani kazanması gerekiyordu. Hatta ben Sadek Yarın da iyi koşacağına inanıyordum. Evet, ki o da kötü bir yarış koşmadı.
Gül Ağa elinden geleni yaptı. Ancak bu kadar tabii ki, sonuçta Sülümbike gibi çok klas bir isim vardı. Yalnız şu Baba Zaman adını bir yerlere not edelim. Eli kulağında. Şimdiden söyleyeyim Baba Zaman. Bu mesafelerde devam etmesi halinde 1200-1600 idealleri uzadıkça biraz eksik sorun yaşayan atlardan biri. Evet. Evet, o ise biz de en azından takibimizi alalım diyelim. Duman'ın satılık ilanı vardı. İster koş ister aygır yap diye. Burada da şeyde satılık var. Eski Duman değil. 8 yaşına yani geldi. Belki aygırlık yapması artık bundan sonra daha iyi olur gibi geliyor bana da. Peki Safkan Arap At İlişkileri ve Sahipleri Derneği koşusunu ise Soylu Şah kazandı. Arkadaşlarım ekrana getiriyorlar Soylu Şah yarışını. Bir sonraki koşu gelsin ekranlara. Evet. Şimdi işte konuştuğumuz koşu buydu programın başında. Evet. Tempolara bakıyorum. Dün Soylu Şah benim çok inandığım bir isim. Yani iyi koşmasını beklediğim bir isimdi. Sülümbike'de bir ufak bir kanama problemi olduğu için bu tip havalarda biraz daha iyi koşuyor diye de hemen bir katkı geldi. Güzel bilgi. Dolayısıyla önümüz kış, aklımızda olsun. Kış önümüzdeki dönemlerde evet biraz daha dikkate alacağız. Demek ki Sülümbike ile ilgili bu önemli bilgi. Pekala. 18 yarış sonra kazandığını da ben ilave edeyim. 18 yarıştır. Güzel bilgi. 18 yaz koşmuş demek öyle diyelim. Peki. Şimdi Soylu Şah'ı şurada bir dondursana Subutay. Bir dondur. Hemen donduralım. Bir acil. O geçti. Geçti. Yok. He, o geniş görüntüde. Geniş görüntüde bir yakalayabilseydik. Bir geri sarıp eğer şey yapabilirsen. Neyse. Şimdi orada bir geniş görüntü var. Grubun bilmem kaç boy gerisinde duruyor. Yukarıya tempoya baktım 30.10 yazıyor. Ben başladım şimdi. Gökhan'a yarın ben neler söylerim burada. Bu tempoda buralarda mı beklenir? Bu tempoda böyle şu mu olur? Bu tempoda bu mu olur? Şimdi o görüntü geldiğinde siz de bana hak verirsiniz umarım. Bir de şeyi de diyorum şimdi öndeki de bu tempolarla giderse öndeki de boşalttı bir de bitirebilir dedim. İşte neredeyse böyle bitiriyordu da ki aslında öyle yani bakma şimdi. Şimdi dondur Subutay. Şimdi abi bakar mısınız? Ortada kocada bir direk duruyor o ayrı ama şimdi şurada 30 tempoyla geçilen, 30 üzeri bir tempoyla geçilen 400 ki aktığında sonra 1000'den sonra hızlanıyor yarış ama en geride böyle bekliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ama yarış biterken senin daha da gerinden birileri sana yetişmeye çalışıyor. Çalışıyor. Bak tamam. Burada 5 boy geridesin. Evet. Şimdi ben tabii Soylu Şah üzerine konuşayım. Diğerini değerlendirmeyi yapalım. Şimdi aksın Subutay. Hani burada konuşmaya başladım. Dedim ki şimdi de bu at bariyer dibinde yani 3 farklı Gökhan kafamda kurguladım. Düzlük dönüldü, bariyer dibinden girdi. Hah dedim bir yani güzel bir şey yaptın en azından. At çünkü bariyer dibinden geliyor ya. Çünkü dün kazanı tutuyorum Soylu Şah'ı da ben. Ondan sonra bariyer dibinden geliyor. Orada güzel bir şey ama hala şurada 43-34 evet, gidiyor. 13.2. Evet hala ve öndeki at da o kadar kolay ki bir akışlı gidiyor. Şimdi buralarda 56-56 yani yine 13'lere yakın bir yakın tempo. Geçiyor. Sonra yine biraz daha hızlanıyor. Tam elde gidiyorsam öndekiler de kolay diyorum. Fakat orada öyle bir yerde öyle bir zamanlamada bir yani anlık bir karar verdi ki onu da göstereceğiz. İçteki at kalınca hemen onun bir dışını aldı. Yarış kazandığı yer orasıydı. Burada ufak ufak gruba sokuldu zaten. Hani burada baktığımızda gene dediğin gibi 13'lerle geçiyor. Yani 1011 neredeyse. Ve koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Geriden de Tomar gelmeye çalışıyor tabii. Fakat tabii cazibe Soylu Şah olduğu için de. Şimdi bak şurada dedim ki yani burada aman dedim iyi hiç olmazsa bariyer dibine girecek herhalde dedim. Ve o niyetteydi aslında baktığında. Sonra orası daralınca buradan yürümeye başladı. Artık şimdi bak şurada bir şey olacak. Bak dikkat et. Kazandığı yeri sana söyleyeceğim. Şurada. Ortaya çıktı. Şurada ayak bak ayak değiştirdi. Sağına aldı. Dedim ki Gökhan burada. Ha şimdi geliyor. Bu arada dışarıdan Tomar da koptu geliyor. Yani. Geliyor. Anlatabiliyor muyum? Orada hakikaten son metreleri keyifli geçen bir yarış oldu. İlk başta yarış içerisinde eleştirdiğim Gökhan'ı. Sondaki o yaptığı o ayak değiştirip ve yürüttüğü hamleyle de alkışladım, bravo dedim. Ekibine ilgilenip kutlayalım, sevgili Mahmut'u kutlayalım. O da hakikaten çok Arap atçılığında çok emek sarf eden ve çok önemli isimler koşan atçılardan bir tanesidir. Mahmut Çadırcı, Soylu Şah da onun yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu sene de güzel bir tay var, o da toparlanacak. Bence en az bunun kadar bir tay. Ama Soylu Şah'ı kutlayalım. Gökhan'da da dediğim gibi ilk 1000 metresi eleştirdik ama sonlarda yaptığı o hamle kazandırdı. Doğruları yaptı.
doğruları yap. Tomar için de o bir çıkma, bir trafik problemi. Gökhan da en dışarıya açılsaydı ki bir yarış önce Soylu Şah'la en dışarıya açıldı. Evet. Malazgirt koşusunda geldi, bindirdi. Hatalı bir tabii kulvar seçimiydi. Ama Soylu Şah bariyer dibini daha bir seven evet. bir isim. Yani. O gün yetiştiremeyince Gökhan evet. bir daha tercih etmiş bu atı, bakın. Tabii. Yani en azından biliyor atın evet. ne olduğunu. Evet ve bu defa ne oldu? Dediğin gibi o en dışarıya gitmedi. Ahmet de geçen yarış içeriden dönüp kazandı. Yani içeriden hafif ortalayarak çıktı düzlüğe. Burada en dışarıya gidince Tomar da o yüzden kaybetti. Şafak zamanı bu tempolarla bitiriyordu. Evet. Ki bitirmesi işlemliydi. Farklar burun yarım boy burun şeklinde. Dayanıklı Tay tam yürüdüğü çok anda diğer atlarda tabii direnci. Yani son metrede güzel bir yarış izledik. Hanginizle başlayalım? Eray senle başlayalım. Yani Şafak zamanı müthiş koştu ama biraz daha saklanabilir miydi? Yani 1011 kondurmuş şu grupta daha fazla da senin izin vermezdi. İlk 400'den sonra Tolga'm hani sanki bir anda böyle süratlendirdi. Çünkü ikinci 400 27 işte. Buçuk gibi geçildi. Kolega'nın erken sakmasını diyeceksiniz. Zaman zaman yapıyor onu. O muhtemelen işte Ali Yıldız'la öyle değildi. Muhtemelen hani başlangıç biraz yavaş başladı ya koşu. Ben yerimi alayım ön tarafta dedi. Evet. En azından iyi yer tutalım. Düzlükte de kapanma ihtimalimiz olmaz. Rakibin de ama dediği yerde de ben yürürüm diye belki düşünmüştür. Ama buna rağmen Şafak zamanının müthiş koştuğunu söyleyebiliriz. Hı. Şimdi ön tarafta geçildiğin rakipler biri Tomar arka arkaya 4 yarıştır kazanıyor. Ve Veli Efendi koşusunu kazanarak buraya gelmiş. Diğeri de evet son 6-7 aylık süreçte kazanma konusunda belki sıkıntı çekiyor ama istikrarından da hiçbir şey kaybetmeyen bir Soylu Şah. Dolayısıyla evet üçüncü kaldı ama benim gözümde, benim nazarımda Şafak zamanı kazanmış kadar etkili bir performans sergiledi. Soylu Şah tarafında Gökhan'ın özellikle son 800 metre boyunca hep doğruları yapması, çok iyi yer tutması, o finalde sadece burun ucuyla kazandığın koşuda senin doğruları yaptığının göstergesi olarak karşına çıkıyor. Rakibinin en dışarıdan dolandığı metrelerde sen kısaltarak gidiyorsan ve aynanın önünde farklar burunsa bu büyük ihtimalle jokeye yazan bir performanstır. Evet her zaman söyleriz at performansı öncelik, atta bir şey olmasa jokey ne yapacak diyoruz ama burada da hep doğruları yapan bir jokey izledik. Ahmet rakibi kadar iyi yer tutabilir miydi? O şansı vardı, tutabilirdi ama önceki yarışlarında olduğu gibi hep dışarılarda kalmayı tercih etti. Çünkü sanki oraları biraz daha fazla seviyor Tomar. Daha kolay edebiliyor dış kulvarda kaldığı zaman ama bu kez hem rakip çok iyi durumdaydı hem de 2800'den 15 günlük süreçte 1900'e dönmenin de handikapları herhalde oluyor. 900 metre var çünkü arada. 1900'e dönmek kadar 2800'ü koşmanın yorgunluğu da o da vardır. Vardır. Buna rağmen ama aynada kaybetti at. Şimdi böyle bir ata da eleştiri getirmek doğru olur mu? Bence olmaz. Harika koştu. Tomar bu yıl Arap atı jenerasyonunda adından söz ettiren atlardan biri olarak sezonu kapatmaya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Kazananla ilgili şöyle bir anekdota değinmek isterim ben. Şimdi Uçan Bey harika bir yarış atı, mükemmel bir aygır. Özelliği nedir? Daha ufak tefek atlar verir. Kendisi doğru. De öyle. Evet. Bak bu İkbal'im o kadar iyi bir anne ki Emir Soy'u verdi değil mi daha önce? Evet. Yıllarca koştu. O da Kobra'dan da mesela yanlış hatırlamıyorum. Emir Soy mu? Emir Soy. Emir Soy evet. Kocaeli'de koşan Emir Soy. Kumatı var ya Emir Soy. Evet. Emir Oğlu ile karıştın. Evet. Evet tamam. Bu Uçan Bey'den de bu atı veriyor. Farklı aygırlardan iki tane çok klas at verdi. Ki Emir Soy da yıllarca satış kaç koşuları kadar ne sorunlardan atlatıp koştu. Bence o da hani taylığından belki problemler yaşamasa biraz üstüne titreyerek gidilse o da açık yarış koşabilecek bir atmış. Bakın Uçan Bey gibi küçük atlar veren bir aygır İkbalim'den ne kadar güzel eşkalli bir at vermiş. Vermiş aynen öyle. İkbalim ne kadar iyi eşkal kazandırıyor taylarına. Onun da bir diğer göstergesi. Evet bu arada Uçan Bey'in de çadırcı ekibisinde şahinen aygır olduğunu da hatırlatalım. Valla çok iyi bir transfer yapmışlar. Çok iyi bir transfer oldu. Hani bir de son demleri artık. Evet. Belli bir yaşta var. Hani bir bilgi tay almakta fayda var. Vallahi geliyor bana çekilir da. Yani. Geçen sene çekecektim. Sonra toplu bir başka bir tercih oldu. Hı-hı. Yoksa bir tane tayımı çekecektim Uçan Bey'e. Çok iyi bir kısrak. Bir kısrağımı çekecektim. Çok iyi bir aygır. Evet. Emir arkadaşı biraz kısrak dedim. Uçan Bey için söylüyor. Evet. Çektiğin aygır da iyi aygır. Ama hani sonuç itibariyle
yaşı da belli bir yere gelmiş durumda. Umarız ki yeterince faydalanır. Kızların da çünkü iyi olabilecek kanaatleri. Şimdi tabii burada iki tane ayrı şey var. Koşuya ben biraz da bazen böyle enteresan noktalardan da bakıyorum. Yağmu Bahur. Ekibin birkaç yarışta çok güvendiği isimlerden bir tanesiydi. Burada bir hayal kırıklığı oldu. Tam belki hayal kırıklığı derken kötü beklenen bir 7. oldu. Tam yüzler düşmüşken bir sonraki koşuya geçelim arkadaşlar. 8. koşuya geçelim. Kingsley ile yüzler gülmeye başladı. Aynı ekip. Sevgili İsmail Cihan'da ve Yağmur orada, Ümit Yağmur, onlar beraberler. O da sıcakları mı seviyor acaba? Şöyle bir şey var. Kingsley yarışında da hayal kırıklığı yaratan Sally Boy'un ardından bir soğuk bir koşu sonra da bu sefer askerler yarış kazandı. Teselliler günü oldu. Bir yarış önce ekiplerin atları kötü koşuyor. Ondan sonra yarış kazanıyorlar. Orada da Sally Boy net sonuncu. Öbür yarışta da yarış kazanıyorlar. Dolayısıyla arka arkaya Eyan Boğur sonrası. Ne diyorlar? Dayalektik. Dayalektik, yani. Evet. Burada da tabii Eyan Boğur sonrasında The King's Year, yani çok yarışı her yerde o kadar güzel yerlerde takip ettik. Ve artık tam bir hani kısa vade grup atı olma yolunda. Olmuş. Kısa vade atı zaten o yolda devam ediyor. Mamba Forever yine start gerisinde o sıkıntılı süreci yaşayınca yarıştan çıktı ki bazen de hiç kendi kendine giriyor. Hatırlar mısın? Evet. Bir önceki yarışta biz dedik ki şimdi komiserler zaten artık müsamaha etmiyorlar. Geriden sonra şudur budur çıkar yarıştan dedik bilmem ne falan. Kendi kendine girdi o gün atı starta ve yarış başladı. Burada da yanına rakip önerdik. Hani acaba şey yapardı bir şey olur mu diye. O gün de yarıştan çıktı. O zaman tabii rakipsiz kaldı. Bana göre tabii ki The King's Year. Çok iddialı ve şanslı bir isimdi. Yalnız Gökhan çok kolay her yerde yani. Yürüyerek kazandı. Çok ki kolay her yerde. Ki aleyhine bir tempo. Tabii. Hem öyle hem de şunu söyleyeyim. Hani bakmayın size arkadaki hatta Splendid ve Ali İkon ama kötü yarışlar koşmuyorlar onlarda. Ben daha üst gruplarda da The King's Year'ın adını... En az bir saniyesi var elinde. Kesinlikle inanıyorum. Bu anlamda çok daha başka yerlerde duyuracaktır. Bu arada bir tebrikte yetiştiricisine Alper Cimen'e. Yetiştiricilik yapan bir ekürü. Yani koşmaktan çok yetiştirip satan bir ekürü. Evet. Bu tayda yine Ohara'dan çıkma Evcimen Ekürüsü'nden. İzmir'de çok güzel bir çiftlik var. Ben de ziyaret etmiştim. Çok az sayıda ziyaretçi gidiyor. Ama hani çok iyi taylar yetiştiriyorlar. Oradaki ekip de çok güçlü bir ekip var. Yani şey ahırcılık da iyi gidiyor onu da biliyorum. Hatta bizim şeyin tayı da Kısra'da orada kalıyor. Fatih'in Kısra'da orada kalıyor. O zaman görmüştük gittiğimizde. Güzel bir çiftlik ve iyi detaylar yetişiyor diyelim. Aa, müthiş bir tay yetiştirmişler. Evet. Çok yetenekli bir tay. Tolga'nın bahsetti yani. Normalde ilk 426 geçilen bir tempo The King's Year'e hiç yaramaz. Yani hiç tabii. Sevmez. Buna rağmen rakiplerinin yanına gelişi elde geldi. Hani devamında ne yapacak diye beklerken hiç değişen bir şey yok abi. Sanki yarış önceki yarışları gibi çok süratli gitmişçesine müthiş bir bitiriş. Ayakları düz bassın. Yetiştiricisini kutlayalım. Koşan ekibi kutlayalım. Ama şöyle de bir gerçek var. Jenerasyonda 3 yukarı grupların 3 yaş grubuna karşı işleri inanılmaz zor. Seneye zaten. Ya bir geçiş dönemi oldu ya. Bir sene hem kumda hem çimde birazcık boş bir jenerasyon oldu, rahat bir jenerasyon oldu ama artık alttan uzuna dönüyorsun, canavarlar var, kısaya yani dönüyorsun. Bunlar Haziran ayından sonra 3 yukarı koşulan koşuların büyük çoğunluğunu 3 yaşlar kazandı. Bakın bu önceki yıllarda çok rastladığımız bir şey değildi. İyi bir jenerasyon. Tam tersine olurdu. 3 yukarı koşan atlar grubunda 3 yaş grupları genelde ezilen, geçilen taraf olurdu ama bakın bu yıl 3 yaş inanılmaz ve her kulvarda başarılılar. Handikap koşularda da, kısa vade koşularda da, grup koşularda da yaşça büyük rakiplerini geçerken zorlanmıyorlar. Dolayısıyla seneye yaşça büyük rakiplerinin işleri biraz daha zor. The King's Year'de yakından takip ettiğimiz, beğendiğimiz taylardan biri. Hatırladın mı babasını? Producer. Türkiye'de koştu internasyonel yarışlarda. Evet. Sanki öyle hatırlıyordum. Evet, bakmadım ama da, doğrudur.
Ama koşan yavru tarafında çok herhalde gelen bir yavrusu olmadı ülkemizde. Kahraman ekürüsünde var. Şey değil mi işte? Arkadya Polis değil mi? Yok. Bak bakayım. Sanmam Tolga'm. Bunun çok fazla yavrusu... Var var. Bir iki tane var. Kahramanlarda var bir tane de. Yok. Gono diye bir tay var. Üçlü. Benim gördüğüm kadarıyla. Belki başka yerden bakarsan. Olur şimdi ben bakacağım. Fiyakalı kazanmaya devam etti. O da böyle sprinter bir... Attı koşarken prodüsör. Sen diyorum nereye? Tabii bakayım. Mamba Forever'ın yarıştan çıkması sonrası Splendid ve Alkyon ikilisine biraz gün doğdu. Bu noktada Splendid önceki yarışlarının aksine biliyorsunuz son haftalarda bekleme yarışları yaparak koşmayı tercihliyordu. Dün kendi karakterinde, kendi stilinde koşunca daha etkili olabileceğini bizlere gösterdi. Bu kadar idare edebilirsin. Mümkün olduğunca Ahmet Çelik idare etmeye çalıştı ama bekleyen at yavaş giden tempolara rağmen kendisi adına değişen hiçbir şeyin olmayacağını bir kez daha gösterdi. Yolu açık taylardan biri. Uzunları yapar mı? O biraz zor gözüküyor ama 1200, 1400, 1600 mesafelerde yetenekli bir at izliyoruz. Babası Topkapı koşusu galiba. 2013. Richard Hooks'la Topkapı koşusunu kazanmış bir at babası. Bu da muhtemelen işte böyle 1600 orta kısa mesafe. Görüntü o sanki, evet. Evet. Pekala. Oppenheimer'a geçelim mi? Geçelim. Valla tereyağından kıl çeker gibi bir yarış kazandı Aris Karataş. Ki ben Sandoğan'ın çok şanslı olduğunu ben de çok inanıyordum. Ona. Sandoğan kazanır gözüyle bakıyordum. Hepimiz öyle demişiz. Evet. Ve hani tutturamaz diye bakıyordum. Fakat o kadar güzel okudu ki yarışı Halis. Yani Ahmet son metrelerde zaten haklı olarak yani ata da yapacak bir şey olmadığından dolayı hani şey yap, çünkü yarış Sandoğan için bitmek bilmedi. Oppenheimer için ise neredeyse yeni başlıyordu. Sandoğan çaresiz kaldı. Bir ayak değiştirip tekrar evet, bir gideceğim şurada, dedi ama şurada olmadı. Şurada artık bıraktı yani, ben dedi yapacak bir şeyim yok dedi. Oppenheimer çok düzelmiş. Halis Karataş da çok iyi uyum içerisinde ve açıkçası çok konsantre de bindiğini gördüm Halis'in diğer atlara bindiği gibi hep. Ve bu anlamda da tebrik ediyorum. Hem ekibini, ilgililerini Haydoğlu ekibisinde değil mi? Oppenheimer. Evet. Hem sevgili Halis'i, hem atı ekibini. Yolu açık. Yalnız Eray'ın mı sanırım programda hep bu Oppenheimer'la ilgili kum ve sen konusunda söylüyorduk. İkiniz de söylüyordunuz. Evet. Denenmesi lazım. Ve orada çok daha farklı olacak. Savınız doğru olduğunu bir kez daha gördük. Oppenheimer bu pisti daha bir başkalaştı. Evet. Senle başla. Fiziksel yapısı itibariyle sanki kaba kumu da daha çok yapabilecek özelliği var gibi. Şu gördüğüm görüntü bana ve orijine de biraz baktığımız zaman özellikle kış sezonunda sanki Oppenheimer'ı daha bir tık ileri seviyelerde izleyebiliriz izlenimini veriyor. Tabii 6 atlı koşuda Karkales, Samurai Kajiki, King Rebore, Robero ve yine çok da bu rakiplerden stil olarak geri kalmayan bir Sandoğan. Tamamı ön tarafa gitmeye meyilli atlar olunca biraz sabreden taraf Sandoğan oldu ama onun sabrı bile bir yere kadardı. Onun o hamleyi yaptığı metrelerde de arka tarafta Oppenheimer bütün bu gidişatı bekleyen bir at olarak her şey istediği gibi gelişti. Biz Sandoğan tarafındaydık. Biz yanıldık ama Oppenheimer kazanmaya devam etti. Bakalım kış sezonunda nerede koşacak? İzmir, Adana oralara giderse çok merak ediyorum ya. Evet. Kabakum'la neler yapacağını. Evet. İnandığım atlardan biri çünkü. Bizim o inancımız sentetik kabakum, sonra alternatif sentetik olarak öngörmüştük. Bir şekilde icraatını sentetikte yaptı ama bakalım. Az kaldı kış sezonuna. Bekleyip göreceğiz. O kadar tempo oldu ki bak, Prenses Dalak az kalsın gelip ikinci olacak. O bile olacak. Evet. O kadar düzlükte ara kapattı. Bu da koşudaki yüksek tempoyu veren Karkares'in beşinciliğini açıklıyor herhalde. Evet. Ve Ali Kağan'ım. Ali Kağan'ım Namsal'ın son metrelerdeki galibiyetine tam poton önünde bir burunucu farkla dur dedi. Antepli Ağa aralarda kaldı, buna rağmen güzel bir üçüncülük elde ederken Akbel Han'ın dördüncülüğü, Kumran Hanlısı beşinciliği hayli dikkat çekiciydi. Kara Kap defteri için ise iki isim önereceğim. Biri 11 numaralı Banu Çiçeğim, bir diğeri ise 5 numaralı Haylastay.
Her iki tayı da not alın. Bir sonraki kursa çok başka neticeler alacaklar. Evet. Suvut'a ya bir donduralım diyeceğim ama burada değil. Tekrar geçtiğimizde ben hatırlatırım tekrar. Takip listesine benim de ekleyeceğim isim. Koşunun dördüncüsü bir numaralı Akbelhan. 10 starttan çıktı. Bakın sarı formalı isim. 5 seneyi temsilcisi. Ki anne yetenekli. Tuğde Şekirüsü'ndeki kimin kardeşi Deray bu? Bakalım. Çok iyi bir atın da kardeşi zaten. Tuğdaş Şekirüsü'nün Serkan Tuğdaş adına koşan Kurtel yavrusu atın kardeşi. Tunç Siperi. Tunç Siperi'nin kardeşi. Bakın ben dondur demeyi unuttum ama Subut abiye göstermiştik çıkışını. En geride şu anda. Kadrajda yok herhal. Seyredebildim bilmiyorum o atı. Bak, İzledim. Şimdi kadraja girdi. Beyaz burada, akıtması olan evet, ta. Besleneye de benziyor zaten. Aksiyon olarak da benzemiş. Bakın şimdi. Hala yok kadrajda. Hala yok. Şimdi girdi. Mavi kepli. Buralarda Saadettin abi de bir acaba var kafasında. Hani yürüteyim mi? Çok gerilerdeyiz ama baktı ki at bir kolay. Bir hadi diyeyim dedi şurada. Bakın atın gelişine. Yarışın ön tarafına tekrar dönüyoruz. Orayı çünkü herkes görmüştür. Şu anda 8.likte. İç kulvardan devam ediyor. Bakın gelişine. Hiç kaybetme şansı yokmuş bu atın dün özelinde. Bakın gelişe. Bence çok özel bir tay bu. Hop. Dördüncü az kalsın. Üçüncü oluyordu. Çok farklı bir tay izliyoruz. Önü çok açık diye düşünüyorum. Koşuyu dördüncü olarak bitiren bir numaralı Akbalhan'ı ben de ısrarla takip listesine ekliyorum. Kazananı kutlarım. Askerinin gözü aydın olsun. Çok iyi hazırlayıp getirmiş atı. İkinci olan Namsal da keza harikaydı. Yorumu Eray'a bırakayım. Evet. Senin takip atından devam edeyim ben de. Normal şartlarda ilk yarışlarda gelen hani bu denli etkili sprintleri çok doğru bulmamakla birlikte zaten 200'e kadar hiç... Kolaydı, evet. Evet, yani. Çok kolay gittiği için hani üzülmeden bu sprinti yapan bir tay olarak örneklendirmek istedim ben. Dolayısıyla çok... Tay'dan bir şey götürmeyecek bir yarış ve geleceğe dair de Tolga'nın detayları önemli. Bizlere çok yetenekli bir takip atı kazandırdı. Bakalım izlemekten keyif alacağımız haylardan biri olarak gözüküyor. Diğer taraftan da Kurtel Ekürsü'nün kiraya verdiği atların 1-2 bitirdiğini detayını da bahsedelim. Her ikisi de Gürsü temsilcisi. Dün Gürsü'nün şov günüydü. Şov günü. Diğer şartı Tolga'nın de o kazandı. Ve öyle devam edecek. 1-2. Bak bu hani dün özelinde değil. Şartlı bir koşularda Gürsü'ler fark yaratır. Ya biraz iyi detay yetiştiriyorlar ya. Çiftlik bakımları güzel. Evet. Sahaya sağlam i̇yi geliyor. İyi geliyor sahaya. Şey yapıyorlar. Pekala. Arda Kuralsız demiş ki kalsın ekranda. Abi selamlar iyi günler. Bugün yoklamaya geç kaldık. Bu hafta için muhabbetini çok yaptık. Bugün senden ricamız her dönem sert jenerasyona denk gelen Thunderbolt yarışını versen çok seviniriz. Thunderbolt'u alalım listeye ama bugün vermeyelim. Bugün başka yarış var. Johnny Gitar, Bolt Pilot, Trapper'ı hiç geçebildim demiş Thunderbolt. Geçti ya. Geçtiği yarış vardır herhalde diye düşünüyorum ama kazanırken mi? Tabela içerisinde mi? Ona bir bakalım. İnceleyelim. Sunay Meydan demiş ki verelim şeyleri, tweetleri artık bitti o yarışta. Sunay Meydan demiş ki Çarşamba İstanbul 7. koşuda Eray kardeşime 3 numaralı Osolomia'yı pencereye bırakma demiştim diyor. Yayında herhalde. Değil mi? Evet, oradan kaybettim hatırlayın. Atmaca kuşu. Doğrudur. Osolomia atmaca kuşuymuş. Sohbeti oldu. Onu söylüyor sohbeti şimdi. Oldu. Sana göndermiş dolayısıyla. O gün ilk altılıyı bulduk. Güne bakış programında. Evet, onu dur tebrik ederim. Dur. Evet. Ya siz bunları niye hatırlatmıyorsunuz? Ama işte ikinci altılıyı da buradan kaçırdık. Osolomia'dan kaybettim. 3 hatta yok. Onun için söylüyor demek ki evet. Şey. İlk altılı bayağı güzel ikramiye evet, 17 verdi. 17.000 vermişti. 17 İkinci daha cazip. Güne Bakış programında hem evet. De hipodrom.com'da tutturdu. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Özgür Bıçakçı, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'ndan selam saygılar yayınlar efendim demiş. Bebeğimi Kartepe hipodromunda babamı da kitap fuarlarında gezdiriyorum. Mola verdik, YouTube'dan yayın açtım hemen demiş Özgür. Teşekkür ediyoruz Özgür. Valla bu kadar yoğunluk içerisinde. Emeklerine sağlık. Hakikaten ya ne güzel dostlar var değil mi? Ne güzel insanlar var. Ne vefalı. Güzel... Hem bize vefalı bak hem babasına ne güzel yatırmış. Yani herhalde. Hakikaten çok güzel insanlar seyrediyor bizi. Güzel adamlar seyrediyor öyle diyelim. Bak bebeği var biliyorum Özgür'ün. Eski sohbet odalarından hatırlarım Özgür'ü çünkü.
bebeğini hipodromda gezdiriyor. Babayı da kitap fuarına götürmüş. O arada açmış YouTube'dan selam gönderiyor. Hem babalık görevini hem evlatlık görevini yerine getirmiş. Hem de bize de kardeşlik görevini yapıyor değil mi? Sağ olsun yalnız bırakmıyor. Teşekkürlerimizi iletelim Özgür Bıçakçı'ya buradan bir kez daha. Yıldıray Matya'nın eleştirisi var komiserlerle ilgili fauller konusunda. Direnç Erdoğmuş yine Erhan Aktuğ'a cezai yarış değiştirilmesin, değiştirmeyen sayın komiserlerden 1000 lira mı yarın gidip rica edeceğim demiş. Pardon 1100 lira mı düzeltiyorum. Erdin Çete sağ olsun Eray bizim derdini dile getirdiği için demiş şeyden. Komiserlerin orada öyle orada Ankara'daki. Öyle, Ankara'daki. Dragon Flame'in daha geçileceği at yok demiş üst grupta. Erhan Özdemir, günaydın abi yayınlar tüm ekibe selam vermiş. Erhan'cığım günaydın. İbrahim Ekşi, hemşerim olan Eray Bağcı. Ayrıca sevgilerimi iletiyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Sonsuz selamlar. İbrahim Ekşi. Bircan Akgün, günaydın Hakan abi. Hepinize çok çok selamlar demiş. Bircan'a da teşekkürlerimizi iletelim. Ailece bizleri izliyorlar şu anda. Sağ olsun, var olsun diyelim ona da. Buradan bir kez daha. Bircan'a da selamlar. Evet, bizden de. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Şevket Erkan Şar, sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. Mutlu, sağlıklı hafta sonları yayınlar diliyorum. Selamlar demiş. Annesinden ayrılan Ükkeş maalesef ne yapacağını bilmiyor. Evet, bu tay ayırmalarda da ben de çok şey oluyorum. Böyle bazen görüyoruz. Hatta geçen Zafer abiyle de bir sohbetimiz olmuştu. Abi işte o da 6 aylıkken ayırıyor genelde. Ondan sonra ne oluyor? Bir gün diyor şey oluyor, ondan sonra evet, diyor zaten doğanın kanunları doğanın kanunu böyle olarak şey yapıyor diyor. Ama o da bir çok, birey olmalı bir yerden tabii, sonra. Tayda. Çok kolay değil tabii ki. O da şimdi şaşırmış arıyor gibilerinden. Dolayısıyla onu da buradan paylaşmış olalım. Tabii bununla birlikte anneliğin, annenin devam eden bir gebeliğe de söz konusu olduğu için. Tabii emmemesi hani, lazım. Mesela tabii. Gebe değilse mesela biraz daha uzun tutabiliyorsun. Ama bu sefer tay çeksak çok zayıf. Ha, uzundan kasıt da öyle çok değil. Ha, yani 6 ay değil de 8. aydan de sonra. Tayın dişleri artık çıkıyor. Anneyi rahatsız etmiyor. Rahatsız etmemeyi şey yapıyor yani orada. Ama da özellikle gebe ise çok fazla uzatamıyorsun o süreci. Tabii tabii yani evet, orada o. Bir de hani anneye de zarar verebiliyor evet, artık. Yem yani şeyde de yapıyor aynı evet, şeyi yani. Hani bir yerden şey sonra anne zaten İstemiyor. O da var dediğin doğru ama öyle bir durum var. Bu arada bir şey söyleyeceğim Şevket Bey'e. Galiba şey bir at gördüm üzerinize ama yarınki yazım yazarken. Bewitched. Bir el değişikliğim var. Satış koşusundan alındı. Şevket Bey adına geçti. İkinci kez o zaman el değiştirdi. Evet. Aracıdan almıştı. Farklı bir eküriye geçti. Şeyce o yaşlı Arap atı var ya onun sahipleri almıştı. Evet şey Can... Sevgili Mustafa koşuyor, Mustafa Karagüney de. Evet. Dolayısıyla onu da söylemiş oldum. 6 ay yavrusu Aksu Ekürüsü'nden çıkmaz. Pekala. İlk iki gün dışarı tayı salmamak en doğrusu. Ha, benim değil diyor Şevket Bey. Ama sizin hani görünce yorumlarda, yanındaki gazete yazımı yazarken görmüştüm. İlk gün dışarı tay salmamak en doğrusu demiş İlker Kemal Eser. Bir şey diyemiyorum İlker'cim o konuda. Sıraç Demir'in atıymış. Ondan sonra bir Johnny Gitar hayranı olarak biliyorum. Thunderbolt Johnny Gitar'ı geçemedi ama Bolt Pilot'ı geçmişti. Selamlar demiş Joker. Biz de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar derim. Bol başarılar derim. Sayın Can Naz ve ekibine bol başarılar derim. Selam olsun, hamdolsun demiş. Şşt, Bolt Pilot kendilerine yarış dünyasına dayan yarış dostlarına kucak dolu selam ve saygılar demiş. Bizden de selamlar Şşt, Bolt Pilot'a. Mustafa Alaç, iyi yayınlar Hakan Bey. İzmir'den selamlar demiş. Çok teşekkürler. Günaydın, mutlu hafta sonları yayınlar Hakan abi demiş Barış Keskin. Bize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, günaydın abi, iyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Thunderbolt'un Bolt Pilot'i geçtiği R-Piste yarışı var. Sıralama dün gibi aklımda. Thunderbolt birinci, Airman, Ramadan, Moonshine, Damista bitti. Bolt Pilot 6. olmuştu. Hatırlıyorum bir yarış geçtiğini, tabelaya girmediğini ama tabii o kadar toparlayamadım. Çünkü o atlar hep birbirleriyle koştuğu için çok ayrım yapamıyoruz tabii ki. Onu da paylaşalım. Şimdi anladım. Okeydir. Şevket Bey'den mesaj geldi. Mesela işte olayı çözdüm. Peki. Biz de o zaman ne yapalım? Bir ikinci reklam aramız var mıydı bizim? Özcan abi yukarıdan bir şey varmış. O zaman ikinci reklam aramıza gidelim. Sonrasında bir nostalji var. Harika bir nostalji. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir dönem tabii bazı şeylerin tespiti çok zor. Sonradan pedigrisi iptal edildiği için bu kadar rahat söyleyebiliyorum.
Yani öyle bir eşgalli atlar vardı ki, yani baktığınızda Arap atı demek mümkün değil tabii ki. Hani kuyruk tutuşu desen, kuyruk hiç kalkmıyor tamamen aşağıda. Boyun, yüz, bilmem ne yapıları bu atları da bu gözler gördü diyelim. Neyse, biz şimdi önce bir reklam arası, ardından nostalji yarışımızla birlikte olalım ve bizden ayrılmayın diyoruz. Hipodrom.com'un sunduğu program devam edecek. Hipodrom.com'un sunduğu program devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün iki tane nostalji yarışı vereceğiz. Bunlardan bir tanesi, adını söyleyeyim mi, söylemeyeyim. Neyse, ekranda gelince bakarız. Hakikaten dönemindeki 3 yaşlı Arap taylığında hakikaten ben de yani yakından canlı gözle gördüğüm ve eşkal olarak hiçbir şekilde Arap atına benzetemediğim, yani koşarken atlarla, atlardan bir tanesiydi. Tekin abimi de çok severim. Hani ona da çok görev şey düşmemiş aslında ama enteresan isimlerden bir tanesiydi. Gelsin ekrana, izleyelim bakalım. Ne zamana gidiyoruz? Yıl ve tarih olarak söyleyeyim. 11 Temmuz'a gidiyoruz. 11 Temmuz'da bir atlara bakalım kim kazanmış. Ki o yarışta böyle bir iki tane daha böyle soru işaretli atlardan vardı. Gelsin, hep birlikte izliyoruz. Sayın yarışseverler, günün 7. ve son koşusuna katılacak olan A grubu Safkan Arap atları piste çıktılar. 1 numaralı Toros, Sedat Okumuş'la. 2 numaralı Gaddar, Arslan Birdal'la. 3 numaralı bir Heybetli, Dede Mutlu'yla. 4 numaralı bir Yusufçuk, Kadir Altınöz'de. 5 numaralı Fırat 15, Halis Karataş'la. 6 numaralı Kan Cansan, Saadettin Boyraz'la. Ve 7 numaralı bir Esenyel, Tekin Kolcuoğlu'yla bu koşuya katılacaklardır. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan Esenyel atak yapıp grubun liderliğini alıyor. İki boy farklı bir liderlik temin ediyor. İkinci yükte Gaddar'ı görüyorum. Hemen dışında Heybetli, içlerinde Yusufçuk, daha sonra Toros, daha sonra Fırat, daha sonra Kan Cansan. Koşunun son 1400 metre startı geçildi. Esenyel yarım boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan Heybetli'nin gayretlerini görüyorum. Üçüncü yükte Gaddar, dördüncü yükte Toros, beşinci yükte Yusufçuk, altıncı yükte Kan Cansan. Hemen yanında Fırat, koşunun son 1200 metre startı geçildi. Esenyel yarım boy farklı liderliğini koruyor. Hemen dışında Heybetli'yi görüyorum. Onların sağlarında Gaddar, içinde Toros. Evet, koşunun son 1000 metresine doğru geliniyor. Esenyel 1,5 boy farklı liderliğini koruyor sayın yarışseverler. İkincilikte Heybetli'yi görüyorum. Üçüncülüğe Yusufçuk girdi. Koşunun son 800 metresine doğru geliniyor. Esenyel önde 1 boy farklı liderliğini koruyor. İkincilikte şu anda Yusufçuk'u görüyorum. Üçüncülükte Heybetli, dördüncülükte Fırat, beşincilikte Gaddar, altıncılıkta Kan Cansan yanında. Evet, koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. Dış kulvardan Yusufçuk geliyor. Esenyel'le tek at gibi mücadele ediyor. Üçüncülükte Fırat'ı görüyorum. Dördüncülüğe Toros atak yaptı. 600 ile 400 arasındaki son viraj dönüldü sayın yarışseverler. Dış kulvardan Yusufçuk geliyor. Gruba az farklı bir liderlik temin ediyor. İç kulvardan da Esenyel veriyor. Gerilerden Fırat'ın ve Toros'un da gayretlerini görüyorum. Koşunun son 200 metresine doğru geliniyor. Evet, orta kulvarda Yusufçuk koştaki liderini koruma gayretleri içerisinde, iç kulvardan Esenyel'in, dış kulvardan Fırat'ın ataklarını görüyorum. Evet, koşunun son 200 metresine doğru geliniyor. Orta kulvarda Yusufçuk, iç kulvarda Esenyel, dış kulvarda Fırat arasında başa baş bir birincilik mücadelesi. İçeride Esenyel, şimdi dış kulvarda Fırat. Evet, koşunun son 100 metresi. Esenyel hakim, dışarıdan Fırat geliyor. Bir boy kadar Esenyel hakim, potayı da Esenyel buluyor. Fırat ikinci, Yusufçuk üçüncü, Gaddar dördüncü. Evet sayın yarışseverler, koşuyu 7 numaralı Esenyel kazandı. 5 numaralı Fırat ikinci, 4 numaralı Yusufçuk üçüncü, 2 numaralı Gaddar dördüncü oldu. Bu yayını Veli Efendi İpodromu'ndan gerçekleştiren İstanbul yayın ekibi ve ben spikeriniz Raha Yavuz, hepinize iyi akşamlar. Evet, yani bu atlar koştu biliyor musunuz? Eşkler olarak. Sanat eseri. Bu biat var ya şimdi bu ara, Avrupa'da koşuyor, 20 yarış falan kazandı. Invincible Baby mi? Amer soyundan gelen bir at, yanlış hatırlamıyorsam. Kısrak. Aynısı. O da böyle bak. Abi ne kuyruk tutuşu kuyruk, ne yüz yapısı, koşarken start veriliyor, uzuyor. Yani
Tekin abi hiç görev düşmemiş. Tekin abiden numarayı bir aldım. En az yoruldu. Abi şu çıkış, start çıkış, akış, şu görüntüye bakıp evet. Bunu yani hani... Kafa yapısından falan çok farklıyım diyor zaten. Evet. Dolayısıyla bu ikinci gelen turnanın bir karış da... Bir karış daha diyorum. Yusufçuğ'un da söylentileri olan atlardan bir tanesi. O, ama bu öndekinin pedigri iptal edildi, onu biliyorum zaten. Hani ama... Yani bakın. 27 yarış koşmuş. 11. sadece 3 kez tabelada çıkalmış. İşte çoğu 1-2-3, 1-2-3. Bir de o dönem koştu at, geçildiği atlar da benzer atlardır belki de birçoğu. Şu uzanışa bak, şeye bak, yarış sonrası görüntüye bak. Öbür atlar da öyle boş atlar değil yani, bak ben sana söyleyeyim. Olmayacak yani. Şeyler olmuş 80'ler, 70'ler. Ne mutlu ki şimdi artık böyle bir şey yok. Çünkü artık çip olayının, işte bak bunu DNA anlatayım. Ve çip. DNA ve çipin nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Öyle atlar içinde dedikodular, medikodular çıkarmayın. İşte gerçek neyin nasıl olduğu da böyle oluyor işte. Onu da en çok Şubat'a geçilmiş. Ya bak. Şubat biliyorsun Silver'in durumunu çıkarmıştık. Ya. Hatırlarsın, sen yoktun galiba. Hatırlıyorum. İlk sezonun ilk dönemlerinde Silver'in yarış hayatı, Silver'in koşularını buldum. Bende vardı. Silver'in koşularını koydum. Doğum tarihine Şubat'ın bir baktık. Normalde Silver'in o dönemde 10 aylık gebe olması tabii gerekiyor. Bu bile ortaya çıkartılmamış. Çok ilginç. Biz çıkarttık. Evet. Neyse. Fırat 15, Şubat'ın ekürisi o dıştaki de. Fırat 15 de geçmiş birkaç sefer. Ama yani Fırat sağlamdı. Fırat'ta bir sıkıntı yoktu. Şubat'ın ekürisi diye hep zan altında kaldı. Ortadakinde de Yusufçuk'ta vallahi da... Valla bu ata bu kadar yaklaşan atlar benim gözümde hep şeydir yani. İyi atlardır. Yoktu, Fırat'ta yoktu sıkıntı. Evet. Ben sana söyleyeyim, bana güven. O dönemleri biliyorsun ben. Ortadaki Yusufçuk biraz sıkıntılıydı. Ama ötekinde bir sıkıntı yoktu. Evet. Pekala. Şimdi yarışlar başlıyor. Vallahi iyi ki o dönemlerde atçılık yapmamışız. Tabii canım. Ya büyük sorunların yaşandığı dönemler olmuş tabii. Onun için değil şu mi? Anda... Atçılar tarafında. Evet, bunları da görmek lazım. Evet. Pekala. Kızanlar olacaktır. Bunları niye gösteriyorsun? Niye bilmem ne? Bir abimiz var, Allah uzun ömürler versin. Kulüpte de kendisi aynı zamanda. Ben böyle yayınladıkça bu atları niye gösteriyorsun bunları bilmem ne böyle derdi. İşte bir şeyden ben gösteririm. Evet. Neden gösteriyoruz çünkü biliyor musun? Hani bugünlerin kıymetini bilin diye. Yoksa hepsi bana ne? Gelmiş geçmiş. Yarış sever de merak ediyor tabii o dönemleri. Abi ediyor tabii. Şimdi yani hemen bir Aygın'ın yavrusu koyacak, hemen bir haftayı yapıştırıyoruz ama yanlış işte. Anlatabiliyor muyum bazı şeyleri? Ya bir de yaşanmış şeyleri nasıl görmezden geleceksin ya? Hayır, yani bunlar şöyle olmuş. Şöyle bir şey var bak. Yani demek istediğim, dediğim doğru. Hani yaşanmışlıklar ayrı da. Şimdi hani her birazcık iyi koşuna bu yarım kan diyoruz ya. Abi geçmişte bunlar yaşandı. Biz yaşanmış şeyleri niçin halının altına süpürelim? Bunları görüp aslında şimdi şükretmemiz lazım. Şu anlamda şükür demeyelim de doğru kelime olmadı o. En azından şunu dememiz lazım. Ya ne güzel artık demek ki kan testleriyle, DNA'larla, bilmem nelerle bunları bulabiliyoruz, tabii, yakalayabiliyoruz, görebiliyoruz şeklinde. Evet. Ya ortada şimdi gerçek anlamda bir haksız rekabet söz konusu. Yani zaten sıkıntı o. Şimdi öyle olunca... Ha, koşanların da haberi yoktur. Bak onu da söyleyeyim sana. Onlar da almıştır, koşuyordur veya bilemiyorum. Yani o kısmı... Var bilerek veya bilmeden. Nihayetinde... Yani ne bileyim ben şimdi. Ben şimdi bir şey demeyeyim. Nihayetinde koşulmuş bu atlar. Beni ilgilendirmez o. Yetiştiren önemli. Bu sanat eserini ortaya çıkarmak kolay değil. Size bir gün de bir Hamit Ağa izlettireyim. Hamit Ağa da geçmiş galiba bu atı. İşte. Hamit Ağa bunların tillahı. Evet. Hatay kazandı bir doğru biliyor musun? Onunla koşmuşlar beraber. Bir de Hamit Ağa Hatay kazandı. Koymuştum, şeye vardı. Twitter'da var. Hamit Ağa arattırın. Hamit Ağa'yı şey yaptım, gösterdim. Yarın koşulacak, Hatay'ı kazanmıştı ya. Pekala. Biz yarın iki nostalji var. Harika, müthiş. Hamit Ağa'yı haftaya şey yaparız. Ben hiç şey inlemeyiz ama artık günün yarışlarına geçelim.
Birinci koşuyla başlayalım. Atlarda Padova çıktı Tolga Hanım. Neler söylemek istersin? Ben de bir göz ucuyla Padova kontrol ettim. Biat'ı çok beğendim. Monte Cristo. Özgen Harası yetiştirmesi Biat. Az önce Diamond Flame'i seyrettik. O aradan da çok güzel atlar Dragon çıkıyor Flame, ya maşallah. Depurme. Nerede yeri? Trakya mı? O da Trakya. Silivri'de o da. Buradan da selam olsun Cihan abiye. Çok yetenekli bir at Monte Cristo. Biraz şanssızlıklar oldu ikiride. Aynı padoktan... Erkoç'um güzel Erkoç'um. O da iyi. Evet. Aynı padoktan mesela Dragon Flame çıktı. Hmm. Şey çıktı. Depurman çıktı. Bunlar aynı padokta büyüyen, aynı ya. Jenerasyon erkek taylar. Cihan abinin o jenerasyonunda 4-5 tayı vardı. Aksilikler yaşayanlar oldu ama bence artık şanssızlığı kıracaklar Monte Cristo'yla. At güzeli. Bence kazanması gerekir. Yani at harika bak, görünüyor. Bak Random Walk isimli kullanıcımız neyi yollamış? Hatay koşusunun ilk dördünü. Hamit Ağa birinci, Esenyel ikinci, Şubat üçüncü, Fırat 15 dördüncü. Yani işte. Evet. Ya şimdi itiraz ediyorsanız o dönem etmeniz gerekiyordu. Heh. Tamam mı? Sinirlenmek de bu. Söylemeyeyim dedim de. Yani itiraz da bundan geliyor bence. Pekala. Evet. Şimdi... Bu koşudaki sıralamanı alalım bir daha. 4 Monte Cristo'yu çok beğendim. Bence kazandı. Peki. Ben de 3'ü çok beğendim. Erkoç'umu. Evet Eren. Yani dersimi çalıştığım vakit idman pisti görüntülerinde 2 tane tay dikkatimi çekti. Hani kağıt, orijin vesaire yine bunlardan bağımsız. Ben idman pistte Teveriz'i beğendim. Ben 4 numara Monte Cristo en iyilerden biriydi idman pistinde. Ben yalnız bıraktım. Yanına rakip önermeyeceğim ama şayet bir at daha önerme şansım olsaydı senin bahsettiğim Erkoç'um. Yine en az Monte Cristo kadar idman pistinde iyilerinden biri. Doğru. Torok. Padok'ta çok iyiydi. Evet. Erkoç'um şimdi bakalım o ayrı. Bence Erkoç'um benim de ilk atım. Rakip Monte Cristo. İdman pistinde Teveriz de fena gözükmüyordu. Peteres. Teveriz mi? Peteres. Olsun isim uydurmakta üstümüze yok. Kelimeleri karıştırıyoruz. Değil mi? Ondan o. Ya evet. Geçen hafta söylediğimiz geçen bulamadık. Yolda Afyon Kütahya arasında hep bunu düşündüm. Sakınlıkla arasaydınız söylerdim. Ha, sakınlıkla değil mi? Tamam keşke. Ama sen birkaç tane söyledin. Sakınlıkla bırakmadın doğru, yani. Doğru. O gün böyle arka arkaya geldi. Sakınlıkla. O gün şeyden Kütahya'dan Afyon'a. O gün şov de... yaptın sen. Evet doğru söylüyorsun. Sakın ve kesinlikleyi birleştirip sakınlıkla. Çok güzel. Evet. O zaman hemen ikinci koşu değerlendirmesini alalım. Valla burası zorlu bir koşu. Denk güçler. Touch of Real tabii ki de mükemmel bir at. Real Runner'ın kardeşi. Ara vermesine rağmen benim favorim Touch of Real. Buradan da bol şanslar dileyim. Cem Hocam. Formada hocanın forması. Evet. Görkem'in üstüne koşuyordu. Ortaklı. Hocanın evet. Forması uğurlu iyi gidiyor bu aralar. Bol şanslar diliyorum bütün ekibe de. Sonrasında rakipleri tabii Luka Magic mesafeye yatkın bir isim. İlk şans, ilk ciddi rakibi olur. Akabinde 3 numaralı Desert Quiet, 4 numaralı Fast Pilot, 6 numaralı Chef Ruler, 1 Umut Bey. Dediğim gibi zorlu bir yarış. Touch of Real eksik koşarsa hepsi demekte de fayda var diye düşünüyorum. Hepsi demeden önce yarışı koşturduğumuz zaman bence bir at çok daha şanslı. 3 numaralı Desert Quiet. Önlerde kuracağı temposuyla bugün. Bak 6 numarayı gösteriyor. 6 da fena değil şey diyorsun bir arkadaş. Turbo fanı. Turbo fanı. O da güzeldi. Şimdi SMS attı bana. İyi dedi. Evet. Peki. Ben 3 numara Desert Quiet tarafındayım. Çok şanslı ve onun gelmeyeceği koşuda da geride kalan atların tamamı eşit şanslı. 7 windmill'i çıkararak 3 sonrası 1-2 4-5-6 olarak bu koşuyu geçelim. Evet ben Touch of Hill tarafındayım. 51,5 kilo ve Müslüm Çelik deklaresini görünce daha da bir böyle şey oldum. Touch of Hill'a inanmaya başladım. Dolayısıyla 5 numaralı Touch of Hill'a ilk şans tanıyorum. Luka Magic, 2 numaralı Luka Magic, 4 numaralı Fast Pilot, 6 numaralı Şifre alır ve 2 numaralı Desert Quiet. Hatta Desert Quiet biraz daha önde hatta. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim sıralamamı. 5-2-3 çizgi 6-4 şeklinde ama önceliği 5 numaralı Touch of Real ve Luka Magic ikilisine Coupe de Roi. Evet, Coupe de Roi koşusuymuş demek ki bu koşu. Ve geldik günün 3. koşusuna. Dişliler ait şartlı 5 koşu. Tolga. Yani Sacred Love'a bakıyorum. Son koşmuş olduğu yarışı çok parlak. O gün de ikinciliğe girdi. Daha gücü vardı atın ama öndeki at
tabiri caizse Üsküdar'ı geçmişti. Dolayısıyla kolay bir ikinciliğe imza attı. Lehine pist mesafede bence kazanmalı. AGF'sinin hakkına yakışır bir performans bekliyorum. Sadece bir şey soracağım. Aradan sonra koş diye bir dinçlik yarışı olur mu? Çok yakın geldi. Yani ihtimal dahilinde ama. Ama arada 3 ay yani. Öyle yani, 8 ay değil yani. Kum ama gene bir aradır kum yani. Kum özelinde de biraz öne çıkıyor bende. Pekala. Eray? Ya bu koşu çok yakın geldi. Yani 4 gün. Yani 3 ay aradan sonra koşuyor. Dinçlikle iyi. Devamında 4 gün ve i̇şte yok. Yani bir hamlanma olur mu? Kocaeli'ye geliyorsun, koşuyorsun. Falan. Kocaeli'den tekrar Ankara'ya ben gidiyorsun. Ben de ondan dolayı biraz geri plana attım ama AGF'si bayağı yüksek çıkmış. Belki de kazanabilir. Yani %70 AGF çıkacak. Çok, evet. Performansları da sergilemedi at. Şimdi 20'ye yakın yarış koşmuştur. 3 kere kazanmış bir ata ben o kadar güvenmem. Güvenen yarışsever dostlara saygı da saygı duyarım aynen ama benim yani, kıstasımda... Grup biraz müsait. Ne olursa olsun benim kıstasımda %70 AGF alacak bir at performansı yani. Sergilemedi yani. Evet, öncelik 4 numaralı Secret Love'da ancak ben 1 Stasera, 5 numaralı Kızım Mercan, 3 numaralı Rose of Solids ve 2 numaralı Mi Prensesa Şükran'ı da yazarak yine bu koşta da sürpriz arayacağım. Evet, Erayet tarafındayım, ben de katılıyorum. Öncelikli şansı da ben Kızım Mercan'a vereceğim. Son koşusunda Madame Oracle gibi çok uzak ara kazanan bir atın arkasında yapacağı bir şey yoktu. Ama geçtiği atlar öyle çok boş atlar değildi. Dolayısıyla öncelikle şansı ben Kızım Mercan'a vereceğim. Bir önceki koşu da bana göre birinci hatasından kayıp. Son koşu değildi, onun öncesindeki Kocaeli'deki. Doğru. Bence Kızım Mercan bu koşuda birinciliğin en güçlü adayı. En ciddi rakibinde öncelikli olarak 2 numaralı Mi Prensesa Şükran olabileceğini düşünüyorum. Önde çok boş kalabilir, bırakabilirler. 2000 metre kaçırabilirler ellerinden, biter yarış. Daha sonrasında Secret Love diyeceğim. Sıralamam 5 Kızım Mercan. İlk rakip 2, sonrasında 4 deyip günün 4. koşusuna geçiyoruz. Burada da ben net bir ismi öne çıkartmak istiyorum. 4 numaralı Babar Ağacı olacak bu safkan. Son yarışında 3. ama düzlük boyunca güzel ara kapattı. Potaya en yakışlı giren isimdi kazanan komik komedyenle birlikte. Özcan atı çok iyi tanıdı. Yarışı iyi okuyarak biraz yakın takip etmesi halinde sprintine de biraz erken başlarsa bence kazanmaya yakın, çok formda bir isim. Buradan da Taner abiye bol şanslar dileyim. Bence Babar Ağacı bu koşuyu kazanacaktır. Evet. Tolga'nın bahsetmiş olduğu koşuya Babar Ağacı 22. günde 3. yarışını koşarak gelmişti. Dolayısıyla bir anlık form düşüklüğü gayet normaldir. 2 yarış kazanmış ve o koşuda da 3. kalmıştı. Bugüne ise 21 günlük aradan sonra geliyor. Yani gerekli istirahati almış Babar Ağacı. Bugün kazanması fazlasıyla normal sonuç olacaktır. Son yarışında Ahmet Çelik'in gazabına uğrayan 6 Forlorn, 1 numaralı Akınlar Bey'i ve 3 numaralı Seriday ise rakip gördüğüm isimler. Ben ise Forlorn'la başlayacağım. 6 numaralı Forlorn'la öncelikle şansı tanıyorum. Bu koşuya çok iyi hazırlandığını ve son koşusunun izlerini sileceğini düşünüyorum. İlk şans 6 numaralı Forlorn'un. En ciddi rakibinin öncelikli olarak King Fury olacağını düşünüyorum. Bu kez Ercan Çankaya ile son metrelerde hayli etkili gelecektir. İkinci atım 3 numaralı Seriday, 4 numaralı Babar Ağacı ve 2 numaralı Final Duet sıralamasıyla bu ayak kapatılabilir düşüncesindeyim. Çünkü Babar Ağacı gelmezse koşu çok karışabilir sizin görüşünüze göre. Ama ben sanki Babar Ağacı öncesinde Forlorn, King Fury ve Seriday, hemen ardından Babar Ağacı ve Final Duet tuttuğum için kapatıp en sürprizinin gelmesini bekleyeceğim açıkçası. Ve geldik günün 5. koşusuna. Altılı Ganyan'ın, yani ikinci Altılı Ganyan'ın da ilk ayağı aynı zamanda. Tolga'm başlayalım. Yani burada da AGF'lere bakıyorum. Secret Love için ne kadar favori olsa da %70'ler çok dediysek, burada da Dinamit için %16 az diyorum AGF'sine. Çünkü son yarışını yürüyerek kazandı. Neredeyse 50 metre fark vardı rakipleriyle arasında. Secret yine uygun 51. Tek soru işareti şu. Erken prese maruz kalır mı Şık Turbo tarafından? Orada da kalır. Taş Mercan da var. O da yakın gidiyor. Evet. Ama çok formda bir at olduğu için kendilerini bitirmek istemeyecekler diye düşündüm. Bu sebeple de düzlüğe şöyle bir 2-3 boy avansla bir tık nefesli çıkarsa bence Dinamit yine bitirmeye yakın görüyorum. Ben riski burada aldım. İkinci altılıya bir limanla başlamayı tercih ettim. Ya Dinamit hani 50 kilo rakipler 60 falan olsaydı Tolga'nla hemfikirdim. Çok kolay şekilde ön tarafta o avansı alabilirdi çünkü ağır kilo atlar muhtemelen eşlik etmeyecekti rakiplerine. Ama bugün hem Şık Turbo 55,5 kilo hem de Taş Mercan 50 kilo.
bir şekilde yakın gidecekler bu atlar. Önceki yarışlarında olduğu gibi fark olmayacak Dinamit ve rakipleri arasında. Bu sebeple bekleyen atların daha şanslı olacağı bir koşu izleyeceğimizi düşünüyorum. 7 numaralı Muzatcan bugün sabırlı beklemeyle sonuca ulaşmasını beklediğim ilk isim olacak. 4 numaralı Atabeyli de aynı şekilde 2-2 yaptığı jokey idaresinde bugün şanslı gördüğüm atlardan bir diğeri Bahar Bahir. Devamında 2 numaralı Kral Batur öncelikli olmakla birlikte 10 numaralı MCD, 9 numaralı Taç Mercan ve sonrasında 8 numaralı Dinamit'le 6 şık turba yazarak bu koşuyu ben kapamaya kadar gideceğim. Evet, 8 numaralı Dinamit'le başlayacağım ben. Son koşusu da el oynatmadı. Bugün yine 51 kilo bence kazanır. Yani ilk şans 8 numaralı Dinamit'te. Fotoya çok yakın görüyorum. Ancak 6 numaralı Şık Turbo'nun son koşusunda, son iki koşusunda hem padoğu çok iyiydi hem de yarış içerisinde biraz taktiksel hatalar olduğu kanaatindeyim. Bugün eğer 8 numaralı Dinamit eksik koşarsa ilk devreye girebilecek olan isim 6 numaralı Şık Turbo olacaktır. 3 numaralı Bahar Bahir. Son kazanmış olduğu yarışını çok beğendim. Ve 2 numaralı Kral Batur'da bugün startı iyi alırsa Hışman Çizik gibi tam stili birincisiyle son metrelerde koşuya ortak olabilir. Ama tüm bu ihtimallerin 8 numaralı Dinamit'in eksik koşması durumunda olacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi 8 çok önde, at yazanlar 6, 3 ve 2 deyip günün ikinci ayağına geçiyoruz. Bu koşuda 4 numaralı Amandula benim çok yeteneklerine inandığım bir kısrak. Bunu da mütemadiyen ifade etmişimdir. Yine ilk şansı bu isme vereceğim. 6 numaralı Dilara Sultanım son yarışında geciken ataklarıyla güzel bir performansı imza atmıştı. 3 numaralı Nergizli için de keza aynı yarışta benzer sebepten dolayı 3. kaldığını söyleyebilirim. Bu yarışa çok iyi hazırlandığını bildiğim 1 numaralı Efe Mete Bey. Eşkal olarak çok beğendiğim 8 numaralı Numan abi. Ve bugün son dakika uyarısıyla ilave ettiğim ve son startında güzel bir dördüncülük yaparken potaya akışlı giren 5 numaralı Bay Yakut'a da bir çarpı atmakta fayda var günün ikinci ayağında. Evet. Yarışa gitsek mi? Yarışa gidelim. Gidelim evet. Alacak tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ediyoruz. Atyarışı.com Kudova koşusu başlamak üzere, son kontroller yapıldı, start verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu. Bir numaralı Alp Empire iki boy gibi gecikti. Değerli yarı severler, liderli iç kulvara yakın olan 4 numaralı Monte Cristo aldı 1,5 boy farkla. 5 numaralı Peterez'in önünde kaçmaya başladı. Peterez'in hemen dışına 2 numaralı Argeçti geliyor ve 1000 metre start yerine doğru gidiyor. Bu taylar Argeçti'nin dışından da 6 numaralı Turbofon'u artırdı. Şimdi ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı 5 numaralı Peterez. 2 boy, 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Argeçti. Son 800 metreye 4. pozisyonda ulaştı. 2 boy kadar geride 3 numaralı Erkoç'un bu tayın 2,5 boy gerisinde 8 numaralı Teaser Rocket'ın gayretleri var. 2 boy geride 1 numaralı Alp Empire. Son viraja doğru 1,5 boy farkla lider geliyor 4 numaralı Monte Cristo. Dış kulvarda 6 numaralı Turbo Fan'ı şimdi onun önüne geçen 5 numaralı Peterez. 3 boy kadar geride 2 numaralar geçti sırasıyla. Son viraj dönüldü düzlüğe 2 boy farkla 4 numaralı Monte Cristo önde çıktı ortadan. 5 numaralı Peterez'in gayretleri var. 3 boy kadar geriden 2 numaralar geçti. Variyer dibinden 3 numaralı Erkoç'umun daha dış kulvardan 8 numaralı Teaser Akat'ın gayretleri var. Son 200 metre geçidi 4 boy kadar. 4 numaralı Monte Cristo lider. 2 numaralı Argeçti saldırıyor. Monte Cristo lider. Argeçti geliyor. Fotoğrafı 4 numaralı Monte Cristo buluyor. 2 numaralı Argeçti ikinci. 3 numaralı Erkoç'um üçüncü. 8 numaralı Teaser Akat dördüncü. 5 numaralı Peterez de 5. oldu. Başkent'te ilk koşuyu 4 numaralı Maralı Monte Cristo Gökhan Kocakaya ile kazandı değerli yarışçılar.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Monte Cristo ve 2 numaralı Argeş çok yakın aralarla girdiler potaya ama sanki açıkladı bir potu dönüşü bekliyor. Açıkladı mı spiker? Dolayısıyla Monte Cristo kazanmış zaten oldu. Limanla başladık. Güzel evet, oldu. 2.70 ganyan. Eray Sırın var mı söyleyecek? Ya, inandığımız bir taydı. O idman pisti görüntüsünün hakkını verdi. O görüntüdeki bir tane kötü koşma şansı yoktu. Yalnız 3 numaralı Erkoç'um da yakın takip mesafe alalım. Mesafe istiyor. Mesafe isteyen taylardan biri. Düzlükte geldi. Tutturamadı diyelim. Ondan sonra biraz daha teşvik gerekebiliyordu. Evet. Belki olmadı ama bir sonraki yarış farklı olacak. Argeç'te de iyi koştu 2 numara. O çok güzel bir yarış koştu zaten. Cihan abi ve Murat Bey'in de gözü aydın olsun. Peki. Tebrik ederiz. Şanssızlığı kırdılar. Bayağıdır birincilik gelmiyordu. Aynen, aynen. Evet Eray, sende mi kalmıştık? Evet. Evet. 4 numaralı Amandulo ile başlayacağım ben de. Bugün kazanma ihtimali çok yüksek ama Amandulo'nun da start almış olduğu son koşuda o İstanbul'da düzlük üzerinde en dış kulvardan yapmış olduğu ataklarla koşunun 5.'si olurken benim beğenimi kazanan bir isim vardı. 6 numaralı Dilara Sultan. Ben bu koşuda 2 tayla risk ettim. 4-6. Farklı düşünmüyorum aslında. Tolga'da da aynı 2 sıra vardı. Bende de 2 sıra. 4-6. Onlar Amandulo ve Dilara Sultan ikilisi. Hem Amandulo'nun son koşusunu çok önemsemediğimden, bir önceki yarış çok iyiydi. Hem de Dilara Sultan'ımın Mert Gökalp Aslan'la kazanmış olduğu harika bir yarış. O hala benim gözümün önünde. Son 2 koşusu tabii sert gruplarda çok etkili olamadı ama. Ama o gün çok iyi geldi düzlükte. Evet, ona rağmen iyi geldi. Dolayısıyla ben 4-6 ikilisini ayırt etmeyelim diyorum küçük kuponlar için. Ancak biraz kuponları büyüteceksek 3 numaralı Nergisli ve 8 numaralı Numan abiye dikkat diyeceğim. Sıradan bir yarış değil kazandığı yarış. Dolayısıyla Numan abi değil mi? Evet. Aynı fikirde. Öyle boş bir yarış kazanmadı. Evet, Maiden gibi bir yarış gözükse de değişik bir görüntüsü vardı kazanırken ve çok beğendiğimi söyleyeyim. Ve 3 numaralı Nergisli'nin de son kursundaki üçüncülüğü yakın ara. Hani bu iki tay 4 ve 6 biraz eksik koşarsa devreye girebilir. 4-6 çizgi 3 ve 8 deyip Türk Silahlı Kuvvetleri koşusuna geçiyoruz. Günün 7. koşusu 1500 metre kum pistte start alacak. Evet Tolgan senle başlayalım. Yani son yılların en denk TSK koşusu diyebilir miyiz? Onlardan zaten, biri kesinlikle evet, tabii yani ki. 17 tabii at koşmasından da belli. Kaç at burada grup galibidir? Seçerem. Başka var mı Meray grup galibi bir at? Darlöy olabilir. Emin değilim. Erkşan olmuştur. Erkşan oldu mu olmuş olabilir. Yani 18 at pardon. Erkşan olamamış. 18 atta bir ya da iki tane grup galibi isim var. O da grup bir galibi isim yok zaten burada. Bunların arasında Seçeren çok formda. Tabibim varmış bu arada. Tabip kazanmış değil mi? Geçen evet. O da Çim'de kazandı. Kum'da da kazanmış. Peki. Yani baktığınızda geçen yarışında düzlükte çok etkili sprintiyle kazanan Seçeren yine ön plana çıkmakta. Zira koşu çok yüksek tempolarda başlayacak ve devam edecek. Akdağ fırtınası, Hedbe öne yakın gider, Mucitta öne yakın gider, Tunç da, Doğan kardeşler, Erkşan'ı bile bu gruba koyabiliriz. Power of Quattro numara götürerek son iki yarışını kazandı. Bu kadar süratli atın olduğu yerde iyi bekleyen Seçeren ön plana çıkar diye düşünüyorum. Tabii öncelikli rakibi kim olur? Doğan kardeşler aradan sonra yarış gördü. Bugün çok geri planda görüyorum. Genel puanlamada AGF'sine bakmadım ama Doğan kardeşler bence Seçeren'in sert rakibi olur. Bu iki at eksik koşarsa Erkşan son yarışında ters mesafeden etkilendi. Bugün lehine mesafede. Üçüncü sırada şanslı gördüğüm Safkan. Bu üç atın ardından ise 11 Beyaz Işık, 10 Tunç Dağ, 1 Akdağ Fırtınası, 2 Baytos'un oğlu, 16 Kalbimdesin, 17 Torun Kalas ve biraz da gönlüm de bu attan yana olduğu için 14 Power of Quattro diyeyim. Evet Eray. Tolgan detaylandırdı. Doğru da bir analiz. Yarış muhtemelen çok süratli gidecek ve bu süratin işine yarayacağı 3-4 tane etkili isim var. Onlardan ilki 12 numaralı Doğan kardeşler. Öndeki giden atların bence hemen arkasına yatacaktır ve 7 aylık aradan sonra görmüş olduğu koşu bence Doğan kardeşler için çok iyi geldi. Bugün ideal mesafesinde Doğan kardeşler bu koşunun sürprizini yapabilir. Benim favorim 12 Doğan kardeşler. 17 numaralı Torun Kallas müthiş geçen sezonu bugün grup koşu zaferiyle taçlandırabilir. 15 numaralı
Seçeran bahsettiğimiz gidişatın lehine olduğunu düşündüğüm bir diğer isim. 5 numaralı Headbey yine bu yıl özelinde en iyi koşan, en istikrarlı koşan atlardan biriydi. 10 numaralı Tunç da Kumpist'in iyilerinden biridir. 2 numaralı Baytosunoğlu bu hafta idman pistinde çok iyiydi. Aynı zamanda sahibi sevgili Ümit Tosunoğlu abim de bizleri izliyormuş. Buradan selamlar ve başarılar. 13 numaralı Erkşan ve devamında 16 numaralı Kalbimdesin. Sıralamam 12, 17, 15, 5, 10, 2, 13 ve 16. Evet. Öncelikle şansı 13 numaralı Erkşan'a ben vermek istiyorum. İyi ve istikrarlı yarışlarına bir yenisini ekleyeceğini düşündüğüm bu koçta son koşusunda önemsemediğim bu safkanı öncelikle sırada değerlendirelim. 16 numaralı Kalbimdesin. Kalabalık bir grup trafik problemi yaşamaması halinde mutlaka iddialı olacak. Bir de startta öyle 5-6 boy takılmasın değil mi? 2-3 boy kalması halinde düzlükte etkili sprintiyle netice alabilir. 15 numaralı Seçeren hem idman pisti görüntüsünde çok çok iyi gözüküyordu. Hem de açıkçası yarışın gidişata odaklı şansını yüksek görüyorum. Ve bir dördüncü isim de 10 numaralı Tunç Dağ diyeceğim. Eksiksiz hazırlanmış olduğu bu koşunun şanslı isimlerinden biri olacaktır. Ve çok da cazip gözüküyor. Benim sıralamam 13, 16, 15, 10. Bu dörtlüyü ayırt etmeden yazalım. Ancak 5 malı Hedbe. Son koşu önceklere baktığımızda hep iddialı bir görüntü içerisinde. Ve bu rakiplerle de her zaman başa biş mücadele edebilecek isimlerden bir tanesidir 5 numaralı Hedbe'ye dikkat. Son olarak da 4 numaralı Darlo'yu diyeceğim. Yani Ahmet Çelik bir kuş kondurabilir. Yani bu tip yarışlarda değil evet. mi baktığında hani normalde önlerde gidiyor. Şey olmaması lazım ama farklı bir taktikle, bir değişik bir taktikle Darlo'yu da bir yerlere gelebilir. Sıralamam 13, 16, 15, 10 bir çizgi 5 ve 4 deyip günün bir sonraki koşusuna geçiyoruz. Kısa vadede 8 mücadele 2 numaralı Poetry in Motion 3'te 3 yaptı. Çok yetenekli özel bir at. Katarina Cruiser temsilcisi Kataretik gibi kentteki derbinin iddialı atlarından birisi olarak Amerika'da söz sahibi olmuş. Bir atın da öz kardeşi aynı zamanda. Kazanmaya yakın Poetry in Motion ama İlk startında muhteşem bir performans ortaya koyup net bir galibiyete imza atan 1 numaralı Forrester bu safkan da çok yetenekli. Net, kolay ve adeta tutarak kazandı o gün. Tecrübesi eksik o yüzden ikinci plana attım bugün. Yoksa bence Poetry in Motion kadar kaliteli bir isim. İki önde bir rakibi ama çok güzel keyifli bir yarış bu iki atın arasında seyredeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Ben 2 numaralı Poetry in Motion'ın bugün de kazanmasını bekliyorum ve yalnız bırakıyorum. Rakibinin de biraz daha zamana ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Evet. Yetenekli bir tay olmakla birlikte Poetry in Motion şu anki görüntüde rakibinden çok daha iyi durumda ki aynı mesafede 1,5 saniye daha iyi bir derecesi olduğunu da hatırlatalım. Birebir cümleler sadece özne tümleç yüklemin yeri değişik. Aynı cümle hiçbir şey söylemem. Poetry in Motion bence de kazanır. Gelelim günün 5. ayağına. Bu koşuda da şartlı bir mücadele. 3 numaralı Ben Pele. Çok sen, hazır. Sen Pele misin? Ben Pele çok hazır. Uzun işlerde kumpiste bile güzel göründü. İçime daha yatkın bir kağıdı var. Şimdi idman pistinde de görüntüsünü seyredeceğiz. İlk şansı bu safkana veriyorum. Çok pişkin bir tay görüntüsünde. İlk rakibinin 7 numaralı Mon Biju olduğu kanaatindeyim. Bu safkanda piyano sanat annesi Mon Kör'ün de annesi diyebiliyorum. Mon Biju. Mücevherim demek herhalde. Biju mücevher. Mon benim, Mon Biju. Mon Kör ile zaten isim benzerliğinde Monkör, oradan yapmıştı. Kalbim, Mon Biju, parıltı mücevheri, yani parlaklık herhalde, evet. Biju parlaklık. Evet. Baktığınızda bu safkanda ikinci sırada şanslı. Sonrasında da dün kazanan Oppenheimer'ın anne kardeşi, 2 numaralı Baldwin diyorum. Bu 3 atla geçecektim ama idman pistinde şu Galibe'yi beğendim 4 numara. Hmm. Bir çarpı da ona atalım derim. Eray? Bence bir çarpı da sen şu şeye at. Adresi. Atayım. 6 numaralı Süper Sanat.
Onu da atayım. Hani babası Morden... Yalnız herkes bir hafta söyledi, farkında mısın? Zor mı? Yarış zaten de. Ben 2-3-1 tutuyorum yani, söyleyeceğim. Görüntüdeki tay bak. Evet, güzel tay da. Adres de çok iyiymiş. Evet. Denk güçler. Ya yani normalde ben burada yerim olsa at yazardım ama mecburen 3 isimdi. Galibe'yi beğendim. 6'yı sen diyorsun. 1'i Hakan abi diyor. Yazacağız. Evet, 6 numaralı Super Sun, babası Mordine Game. Evet, kum özellikli bir attı. Yavruları da büyük ihtimal öyle devam edecek. Ancak annesi sevdik, Nideli'yi vermiş bir anne. Dolayısıyla anne kanatından alacağı genlerle Çin pisti yapar bu tay. İdman pisti görüntüsü de oldukça sağlıklıydı. Rakiphanesinde 3 Ben Pele ve yine geri planda kalmış 8 numaralı C. Eden veya Eden ikilisini önermek istiyorum. Evet, 2 numaralı Baldwin, 3 numaralı Ben Pele ve 1 numaralı Adres. Adres, dolayısıyla bu 3 ismi birlikte değerlendirelim diyorum ben. Bu üçlüyü ayırt etmeyelim. 2-3-1 bu üçlüyü yazıyoruz. Taykos'tur. Çok at yazmak isteyenler, alternatif sıralamam 8 numaralı Sea Eden, 5 numaralı Genç Erkuş ve 6 numaralı Super Sun olacak. Ama ben risk alayım derseniz de 2-3-1 şeklinde 3 isimle geçilebilir. Ve geldik günün kapanış ayağını oluşturan son koşuya. Tolga, neler söyleyeceksin? 3 numaralı Temptress. Çok hazır. Pişkin. Ara sonrası gördüğü yarışında son aksiyonunda kaybetmişti. Bugün kazanmaya oldukça yakın 3 numaralı Temptress. Ufak şablon yapacak olan izleyenlerimiz riski burada alabilirler. İkinci liman olarak günün. Rakipleri 4 numaralı Agnodis, 2 numaralı Royal Hero ve 1 numaralı Derko. Ya şartlı koşullarda çok kez dilim yandığı için artık kolay kolay liman tercihi kullanmayacağım. Ben 1-2-3-4 ben de ayrımsız. Takdir yarı severlerin hangi ata daha çok inanıyorlarsa onu ön planda değerlendirebilirler. Ya 3 numaralı Tempest'in son yarışını çok beğendim ben. Yani tam kazan dediğimiz anda Exalted Girl'ü sanırım geldi, bir geçti ama at o gün padokta falan da her şeyi çok iyiydi yani. Çok sağlıklı ve fit gördüm. Dolayısıyla sanki bu rakipleri geçecek gibi bir görüntü var. Ama hepimizin herhalde hemfikir olduğu isim Poetry in Motion iyi koşacağını der. Limanı orada kullananlar için yanına at önerilebilir. Ama derseniz ki ben Poetry in Motion'ı yıkacağım, sonra tek getireceğim veya iki limana sığınacağım. O zaman dediğim gibi 3 numaralı Temptress olabilir. Ama derseniz ki Poetry in Motion liman, buraya attınız. O zaman 2 numaralı Royal Hero, Accuracy ile birlikte çok çok şanslı. Çünkü Accuracy de çok iddialı olacaktır bence Passau. Ki o da iyi bir safkan, onu da söyleyeyim. İkililerde cazip olabilir Passau. Ve bir diğerisi 6 numaralı Flint olacak. Şimdi bakın bu safkanın, Flint'in son koşusunu şöyle söyleyeyim size. Geçen hafta Kocaeli'de starttan adaptasyon sorunu yaşayarak çıktı. At İstanbul'da çalışıyordu Flint. Burada İstanbul'dan bildiğim isimlerden biri. Kocaeli'ye götürdüler. Yine böyle çok şartlı 19 ya da maiden, üçlülerin maiden yarışı. Şartlı 19. O da yine böyle bir yarıştı. Dedim ki güzel bir at buldum. Çünkü İstanbul'daki idman pistini, görüntüsünü çok beğenmiştim Flint'in. Kocaeli'ye gitti. Dış starttaydı. Çıktı. Fakat böyle başlamaz gibi. Yani böyle bir ağır aldı ve düzlüğün bayağı bir gerisine kaldı. Bakın Kocaeli'de, ki Kocaeli düzlüğünü bilenler, düzlüğü neredeyse sondan ya bir ya ikinci döndü. Fakat öyle bir sprint yaptı ki geldi. O kadar atı geçti ve tabela dördüncü oldu. Evet, o gün mesela biraz daha uzundu ama bugün şimdi ilginç bir yarış çıkartabilir. Bu Flint yeter ki startta o kadar çok fazla takılmasın. Çok da cazip olabilir. Dolayısıyla benim sıralamam öncelik olarak evet 3 risk edilir. Rakip arayanlar ise 2 ve 6. Eküller ve 6 numaralı Flint'e dikkat diyeceğim özellikle. Evet. Ve günün sonuna geldik. Nihayet erdirdik ki günün ikinci koşusu da birinci altılık ayının ikinci ayağı daha sonra koşulacak durumda. Atladığımız bir şey yoksa o zaman bizde de artık veda vakti diyelim. Yarın yine saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler burada olmayı umut ve ümit ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Evlerinizde, iş yerlerinizde, ganyan bayilerinizde, herhangi ortamda bizlere de 3 kişilik yer ayırırsanız ne mutlu bize diyelim. Sözü kapanış için önce Tolga'nı ardından da Eray'a bırakıp bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hipodrom.com sundu.